Akit TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Asıl meseleye hoş geldiniz. Bu haftada yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve yine top dolu bir programda karşınızdayız. Hemen konuğumuzu takdim edelim, daha sonra da konuşacağımız konuları özet olarak sizlere aktaralım. Gazeteci, yazar Sayın Rıza Zelyut. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Akit Haber Koordinatörü ve daimi yorumcumuz sevgili seyirciler Sayın Muharrem Coşkun. Muharrem Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti oldukça önemliydi. Peki, ABD Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hangi konuları konuştular? Gündemlerinde neler vardı? Suriye'deki gelişmeler, ABD ile varılan 17 Ekim mutabakatı ve sonrasında yaşanan gelişmeler, PKK-YPG terör unsurlarının bölgeden yani Suriye'nin kuzeyinden çıkartılması, DAEŞ'la mücadele, DAEŞ'lı tutukluların durumu ve siyasal sürecin ilerletilmesi, güvenli bölgenin kurulması, S-400 Patriot ve F-35 programı, NATO'daki dayanışma, yine 3-4 Aralık'ta İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılacak olan NATO Liderler Zirvesi ve genel olarak terörle mücadele konuları masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesinde Erdoğan Trump'la görüşmeli mi görüşmemeli mi tartışması vardı ve o meşhur mektup bir hayli konuşuldu. Bugün de konuşacağız, tabi temasları da konuşacağız. Ve bu ziyaret gerçekten Türkiye'ye bir çıkar sağladı mı? Ziyaretin perde arkasına değineceğiz. Konuklarımıza ya da konuğumuza, daimi yorumcumuza bir takım sorularım olacak. Ve son birkaç günde özellikle okullarda, hatta ve hatta kreşlerde ortaya çıkan görüntü. Tekrar 10 Kasım ve sonrasında başlayan Mustafa Kemal tartışması. Bazı okullarda Mustafa Kemal'in tanrısallaştırıldığı iddiası ve ortaya çıkan hakikaten ilginç görüntüler gündemimizde olacak. Yine 6 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dindar nesil çıkışında bulunmuştu. Dindar nesil tartışması da gündemimizde olacak. Bu konuyu da konuşacağız. Süremiz kalırsa yine özellikle Suriye'deki gelişmelere değineceğiz. Rıza Bey, tekrar hoş geldiniz. Bir kez daha iyi akşamlar. Eyvallah, sağ olun. Herkese iyi akşamlar. Başta siz olmak üzere. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi bir tweetinize baktım. Görüşmenin hemen öncesinde şöyle bir tweet atmışsınız. Diyorsunuz ki, işte yazıyorum. Bu gece Trump diyecek ki S-400'leri ya da diğer bir ifadeyle S-400'leri çöpe atacaksınız. Suriye'deki PKK'ya dokunmayacaksın. Yoksa senin mal varlığını ortaya çıkarırım. Halkbank'ı gündeme getiririm mealinde bir tweet atmışsınız. Sonunda da Barış Pınarı kuruyacak, bizim kamuoyu yine ortaklaşa kandırılacak iddiasında bulunmuşsunuz. Peki mevcut görüşmeden sonra, bunu görüşmeden önce attınız ya. Evet. Görüşmeyi baz aldığınızda yine görüşme öncesindeki bu fikirleriniz görüşme sonrasında da hala mevcut mu? Mevcuttur. Neden? Şundan. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın Amerika'ya gidişiyle Amerika'daki konuşmalarını, Türkiye'ye dönüşünü şöyle bir değerlendirdiğimizde gidişiyle dönüş arasında hiçbir fark olmamıştır. Yani Türkiye'nin bu geziden elde ettiği bir kazanım yoktur. 1 saat 15 dakika ne konuşulduğunu bilmemekteyiz. Ben bu gezinin özellikle Türkiye'nin sizin söylediğiniz sorunları çözmek yanında asıl Amerikan Temsilciler Meclisi'nden geçirilen ve Sayın Erdoğan'ın mal varlığının araştırılmasını da kapsayan şeyle ilgili, tasarıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani size göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devlet adına değil de kendi şahsi çıkarını ya da siyasal istikbalini kurtarmak adına mı Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret etti? Elbette Türkiye'nin görüşülecek, konuşulacak çok önemli sorunları vardı Amerika ile birlikte. Bunların konuşulması gerekiyordu. Ama şimdi ben tekrar gidiş ve dönüşe baktığımda... Yani şu konuyu açmanızı isteyeceğim, özür dilerim. Yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın size göre, sizin iddianıza göre mal varlığı üzerinden bir tehdit vardı. Türkiye buna boyun mu eğiyor? Yoksa Cumhurbaşkanı Erdoğan yine size göre mal varlığı üzerinden tehdit ediliyordu ve bunu bertaraf etmek için kendi şahsı adına gitti. Hangisi?
İkisi de değil. Yani şimdi benim söylemek istediğim şey, gidiş ve dönüş sonrasına baktığımda giderkenki pozisyon neyse döndükten sonraki Türkiye'nin gittiği pozisyon neydi? Şu anki pozisyon. Mesela nedir bu? Somut şu anki bir pozisyon. Yani işte S-400 konusunun işte muallakta bırakılması. Görüşelim, bunu bir biçimde hallederiz. Trump'ın aynı biçimde S-400 öne çıkarması, ki bu bence Amerika'nın iki gündem maddesi var Türkiye ile ilgili. Birisi S-400'dür. İkincisi de Suriye'nin kuzeyinde kurmak istedikleri şey PKK devletidir. Bununla ilgili olarak şeye gitmiştir. Amerika Sayın Erdoğan'ı davet etmiştir ve o aynı zamanda bu davet sadece iki devletin görüşmesi ile sınırlı değildir. Aynı zamanda Trump'ın Orta Doğu'daki siyasetinin Amerika'da kendisine puan kaybettirmesi karşısında efendim Sayın Cumhurbaşkanı davet etmek suretiyle, orada onu birileriyle görüştürmek suretiyle, işte senatörleri çağırması da bu yüzdendir. İşte bak, ben yeni açılımlar yaratıyorum. Türkiye'yi işte kazanıyorum. Rusya'nın efendim yörüngesinden çekip alıyorum diye belli Amerikan derin devletine mesaj vermesi de bu ziyaretin bir parçasıdır. Yani bu ziyaretin gidiş ve dönüşte bir fark olmadığını gördükten sonra şunu düşünmeye başladım ben. Özür dilerim. Ben şunu bir söyleyeyim. Tabii, buyurun. Şunu bir söyleyeyim. Gerek Amerikan Başkanı Trump, gerek Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, iki devleti ilgilendiren ana konuların, siyasi konuların yanı sıra kendi gelecekleriyle ilgili de bir takım planları bu arada kotarmak istediklerini görüyorum ben. Yani, bunu nasıl hissettiniz? Yani hissettiğim şu. Yani bakın, Sayın Erdoğan'ın ısrarlı biçimde Trump'la görüşmek istediğini bizzat Amerikan Başkanı söyledi. Yani Sayın Erdoğan davet Trump'tan geldi ama. Bakın, dedi ki Sayın Erdoğan çok hevesli, görüşmeyi çok istiyor dedi. Öyle olunca Trump'ın da işine yarayacak şekilde bu işi dizayn etmek istediler. Ve Trump'ın orada sıkışması, Sayın Erdoğan'a yönelik Türkiye'nin ana sorunlarından kaynaklanan. Yani şunu söyleyeyim, Tayyip Erdoğan'ın mal varlığı Amerika'nın umurunda değil aslında. Ne yapıyor? Bir takım tavizler koparabilmek adına onu gündeme getiriyorlar. Onu söyleyelim. Tayyip Erdoğan mal varlığı beni ilgilendirir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin bir üyesiyim. Nereden geldi bu paralar, bu mal varlığı diye değerlendirirsiniz? Amerika ilgilendirmez. Şu niye gündeme getiriyor? Özür dilerim, şu konuyu atlamayalım. Evet. Hiçbir kazanım elde edemedik ya da elde edilmedi diyoruz ama malumunuz bir görüntü vardı. Evet. Televizyonlardan yayınlandı. Senatörler vardı. Bir takım senatörler, evet. Ve orada senatörlerin yüzüne karşı bir takım gerçekleri söyledi. Bu gerçekleri söyledikten sonra da Senatör Lindsey Graham, evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştükten sonra 1915 Ermeni olaylarının Senato tarafından soykırım olarak tanınmasını öngören karar tasarısının oylanmasını bloke etti. Bu bir kazanım değil mi? Bu tabii bizim bu bir kazanımdır. Ama bu şunu göstermiyor. Bu karar tasarısının oradan geçmeyeceğini göstermiyor. Neyi bu gösteriyor? Geçici bir şeydir. Ambargo koymaktır. Türkiye'yi bakalım, Türkiye bizim istediğimiz şeyleri yapacak mı, yapmayacak mı? Eğer Türkiye bizim istediğimiz şeyleri yaparsa, ki iki temel madde var, tekrar edelim. Bir S-400 meselesi, ikincisi de Kuzey Suriye'de PKK devleti ne kurma meselesidir. Bu konuda bizim planlarımıza evet diyor, bizimle birlikte yürüyorsa bu konuda, bu tasarı burada bekler geçmez. Peki, bir virgül koyalım. Tekrar, evet, döneceğim size. Muharrem Bey, Rıza Bey diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan gitmeden önceki Türkiye'nin pozisyonu neyse, gittikten sonra da, bu görüşmeden sonra da Türkiye o pozisyonda, Türkiye herhangi bir kazanım elde edemedi diyor. Evet. Katılıyor musunuz? Bir kere şunu söyleyeyim. Bu ziyaret talebi, yani biz 9 Ekim'de düşünebiliyor musunuz? Skandal mektup Türkiye'ye iletilmişti. Ve 9 Ekim'de yine
Türkiye harekat yapmıştı, Barış Pınarı harekatını yapmıştı. Biz Türkiye daha doğrusu Suriye'nin Fırat'ın doğusuna bu operasyonu yaptıktan sonra apar topar o talebin, görüşme talebinin, biliyorsun Türkiye'ye hemen heyet gönderdi Amerika Birleşik Devletleri jet hızıyla. Yetinmedi. Trump Erdoğan'ı bekliyorum dedi. Görüşmemiz gerekiyor dedi. Yani Türkiye'nin o önlenemez, tutulamaz harekatı sonrası zoraki mecburi randevu verdi ve Trump eğer burada eğer şey meselesinde isteksiz olsaydı, bakın aslında görüşme çok şeyi meselesine. Çok şeyi göze aldı. Ne demek çok şeyi göze aldı? Büyük bir mahalle baskısını göze aldı kendi ülkesinde. Yani düşünebiliyor musunuz Erdoğan'ın yalnızlaştırılmasını, hatta Türkiye'ye operasyon yapılmasını savunanlar bile vardı Amerika'da bazı çevreler tarafından. Hatta Trump şunu söyledi, ne yapmamızı istiyorsunuz, savaşmamızı mı istiyorsunuz diye kendi kamuoyuna bu baskılardan ne kadar bunaldığını gösteren açıklamalar yaptı. Ve bu ziyarette de mesela o senatörlerin orada olması, özellikle Türkiye karşıtı marjinal senatörlerin orada olması, Trump'ın aslında bu baskıyı yaşadığını gösteriyor. Baskı altında bakın yani... Yani şu mu? Düşman ben, olduğunuz... ben bunları ikna edemiyorum. Buyur sen ikna Hayır, et. Düşman olduğunuz Erdoğan'ın buyurun yüzüne söyleyin ne söyleyeceksiniz. Buyurun dedi. Ve onlar da neyi söylediler? Kürtler diye bahsettikleri PKK teröristlerini sordular. Ve S-400 meselesini sordular. Başka bir şey de soracaklar dedi. Ve Erdoğan da gözlerine baka baka zaten duruşunu sergiledi. Ve net olarak çok güzel Kürtlerle PKK arasındaki ayrımı çocuğu anlatır gibi anlattı. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Trump'ın onları çağırması, bu kendi ülkesinde karşılaştığı baskının göstergesiydi. Yani Trump bu görüşmeyi pekala manevra yaparak iptal ettirebilirdi, edebilirdi. Hı hı. Ama etmedi. Çünkü bakın ben burada Trump'ın bir tüccar mantığıyla düşündüğünü. Ha, Trump'a %100 güvenebilir miyiz? Bir Muharrem Coşkun'a sorarsan ben şahsen güveneceğimizi, güvenilecek bir adam olduğunu düşünmüyorum. Ama şunu söylüyorum. Ama öbür taraftan da bir tüccar var karşımızda. Yani ticaretle uğraşan, Türkiye'de alışveriş olan, işte plazalar olan bir iş adamı aynı zamanda Trump. Yani bu çok önemli. Bu böyle düşünüyor birincisi. İkincisi, evet Rıza Bey'in dediği gibi o kendi kamuoyunda da çünkü hatta hakkında kendi tabirli bir cadı avına dönüşmüş bir azil süreci yürüyor. Buradan da zaman kazanmaya çalışıyor ve Erdoğan'ı Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu son açıklamasını gördüyseniz orada şöyle bir detay var. Trump o kadar bunalmış ki yani Trump'ın anlatımına karşı artık şunu diyor. Siz anladığım kadarıyla siz ikna edemiyorsunuz. Müsaade edin diyor. Evet. Ben diyor hitap edeyim şeye. Parlamentoya tabiri caizse senatörlere meclise gelim diyor. Ben anlatayım tek tek. Diyor. Trump da diyor ki büyük katılım evet. Basın toplantısı gerçekleşti. Yani siz bunlar neyi gösteriyor? Bu şunu gösteriyor. Trump'ın hakikaten daha önceki programlarımızda kaba tabirle Şamaloğlu'na döndüğünü söylemiştik. Aciz olduğunu söylemiştik. Hakikaten çok yalnız kaldığını aslında bu konuda. Zaten o 29 Ekim'de geçen sembolik tarihtir 29 Ekim Türkiye Cumhuriyeti'nde ilan tarihi. O tarihte geçen Ermeni soykırımı tasarısı ve işte yaptırım kararı konusunda Trump'ın yalnız kaldığını görmüştük zaten. Yani iki parti Cumhuriyetçiler ve Demokratlar birleşmişti zaten ezici çoğunlukla. Dolayısıyla bu anlamda şimdi şunu diyebiliriz. Mesela Trump, Amerika ne istiyordu bu ziyaret öncesi, Türkiye ne istiyordu? Ve geldiğimiz noktada ne olmuş? Mesela Türkiye S-400, özür dilerim, Amerika Birleşik Devletleri S-400 Türkiye'nin geri adım atmasını, iptal etmesini, PYD konusunda işte daha doğrusu Türkiye'nin operasyonu durdurmasını ve PYD'yi güneyde olsa yaşamasına izin vermesini, İşte Gülen konusundaki rapor meselesi vardı. Mahsun Kobani Türkiye'nin tepkisine karşı. Mazlum Kobani evet. Yine bu mektup meselesi vardı. Şimdi baktığımız zaman Türkiye'de ne diye gitti? Bir, bu Mazlum Kobani gibi bir teröristi nasıl karşılarsınız? PYD PKK ile silah vermeyi ve desteğinizi çekmenizi istiyoruz. S-400 meselesini biz alacağız. F-35'teki hakkımızı vermeniz gerekiyor anlaşmanın sürmesi. Parasını verdik. Müşterisi gibi, değil ortağı istediler. Dönüşte ne oldu? Şimdi bakalım. Dönüşte bir, bu süreçte
anlıyoruz ki yapılan açıklamalardan S-400 konusu hakikaten olayın merkezine gelmiş. Yani Amerika çok bastırmış. Trump da sözü dolandırıp dolandırıp ya bu en büyük mesele bu. Her şeyin kalkması için bu meselede sizin geri adım atmanız gerekiyor. Erdoğan açıklamalarından söylüyorum bunu. Şimdi yaptığı açıklamalardan. Dolayısıyla o kadar... Geri adım attırabildi evet, Türkiye'ye. Evet ama geldiğimiz noktada Erdoğan şunu diyor. Ancak şu cümleyi almışlar, alabilmişler Erdoğan'dan. Tamam madem çok ısrar ediyorsunuz biz İbrahim Bey, İbrahim Kalın Bey'i görevlendirelim. Siz de evet onu görevlendirin. Bir komisyon kursunlar. Daha sonra ama bakın bazıları bunu şöyle yorumladı. Erdoğan buradan geri adım attı. S-400 rafa kalkıyor gibi yorum yapanlar oldu. Ama o cümlenin devamında şu ifade de var. Ama dedi sonuçta değişecek bir şey olmayacak dedi. Bu komisyon da zaten dedi, şuna karar verecek dedi. S-400 sistemi F-35 ile uyumlu mu değil mi ona bakacak dedi. Öyle de olsa böyle de olsa biz bunu değişen bir şey olmayacak. Yine bu noktada bu noktaya geleceğiz dedi. Arkasından da Yunanistan S-300 almış dedi. Ona bir şey diyor musunuz dedi. Yani dolayısıyla burada Erdoğan'ın duruşunda en ufak bir bence esneme söz konusu değil. F-400'e geri adım atmamışsın sen. Atmamışsın kardeşim. Mektubu götürmüşsün. Bana göre diplomatik olarak yüzüne çarpmaktır bu. Ne yapacaktı? Yani gidip de hakikaten yüzüne çarpacak değildi. Tabii ki adamı verecektim. Bir şey söyleyebilir miyim bu konuda? Özür dileyerek. Mektubun geri götürülmesi doğrudur. İadesi doğrudur. Ama ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın takdim ettim yerine iade ettim demesini en azından beklerdim. O kadar. Benim eleştirim bu konuda o kadar. Adam, çok özür dileyerek söylüyorum, adam megalomanın teki, bir cumhurbaşkanına en iyi arkadaşım dediği bir kişiye ağız alınmayacak laflar... Hayranıyım da dedi mesela bu şeyde hayranıyım diyor. Yani ağız alınmayacak bir sözlerin bulunduğu... Ama sonuçta şu da önemli evet. Yani... Yani tamam. Biraz daha sert bir dil mi kullanması lazım? Yani... Diplomatik. Hayır. Sertleşme vermiyor. Yok, orada mektubu velev ki takdim ederken veya verirken neyse, masaya koymuş sonuçta ve ne dediğini bilmiyoruz ama. Trump'ın da pişkin bir adam olduğunu biliyoruz. Şimdi yani, takdim vermiş, ettim evet. Dedi. Sayın Cumhurbaşkanı açıklarken ben de... Bir şeyi sunmak anlamında. Öyle, iade ettim demesini beklerdim. Benim şeyim o. İade etmekle takdim etmek ayrı bir şeydir. Evet nüans var. Kabul ediyorum nüans var. Takdim yani, bir şey var. Altın üstte sunmasıdır. İade etmek karşılıklı pozisyondakilerin bir şeyi bir başkası. Bunu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iddia edince ben TDK'yı açtım baktım. Takdim etmek anlamının altında böyle bir ifade yok. Ben yani, çok iyi Osmanlıca bilirim. As ve üst Muhammed Bey bu konuda yok. Tartışmayalım. Bu konuda hiç tartışmayalım. Takdim etmekle iade etmek ama arasında sonuçta hani fark vardır, vardır. Ama şunu ben onu, yani gerçekten takdim etmek aslı üstte sunduğu bir şey midir? Bunun için mi kullanılır? Ya genelde tabii briefinglerde falan baktığı takdim ederim efendim, arz ederim efendim ifadelerini. Takdim aslında takdim yani kelimenin özü takdim sunmak. Arapçada öne almak demek. Yani ön sonuç gibi. Yani ön hani ön söz diyorlar resimli. Şimdi değişti. Uyduruk bir Türkçe çıktı işte. Giriş, ön söz sunmak gibi. Anlamında. He, yani günümüze sunmak takdim, anlamında. Evet. Ön giriş, öne koymak, önüne almak gibi anlamlara geliyor aslında. Yani günümüzde hiç kimse evet. Az üst şeklinde kullanılıyor mu? Onu merak. Ama sonuçta şu var. Mühim olan şudur. Kardeşim bu kepaze mektubu sahibine iade etmişler. Yani edilmiş. Bu önemli bir şey. Gülen konusunda, bak mesela Gülen konusunda yani Fethullah Gülen ve örgütüyle alakalı da epey bir bilgilendirme yaptıklarını söyledi ve bu konudaki tavır değişikliklerini en azından bakın şu teröristle ilgili video, CIA'nin verdiği belgeyi verilmesi, arkasından tasarıyla ilgili blokajın gelmesi. Yani şunu ben şöyle ifade kurayım bu konu özelinde. Yani şunu mu diyorsunuz bu ziyaret Türkiye'ye bazı kazanımlar sağladı? Sayın Erdoğan. Amerika'ya uçmadan önce Türkiye'deki Erdoğan karşıtlarının önde gelen bir gazetesi şu başlığı attı. İstenmediği ABD'de, istenmediği ülkede gibi başlık çıktı, manşetle çıktı. Değil mi? Biliyorsun, hatırladığını bilmiyorum. Yani Cumhuriyet Gazetesi bu manşeti attı. İstenmediği yerde gibi bir başlıkla attı. Şimdi böyle baktığınız zaman o kesim, yani Erdoğan muhalifleri ve Amerika'daki Erdoğan karşıtları, Erdoğan Türkiye ile Amerika arasındaki krizin daha da derinleşmesini, Trump'tan 5-6 mektup daha gelmesini ve olayın tamamen kopmasını bekliyorlardı. Bu olayla birlikte, bakın bu olayla birlikte şimdi Amerika basınında ve Amerika çevrelerinde yapılan capslere bakın, küçük hazırlanmış videolara ve Amerika basınında yer almış haberlere bakın, Türkiye istediğini aldı. Trump'tan, yani daha doğrusu Türkiye'den hiçbir yönetici şimdiye kadar böyle şeyle koparamadı
başlıkları verildi haber olarak. Ve dönerken şunu söyleyeyim. Ne Türkiye %100 istediklerini elde edebilmiştir, ne de Amerika tarafı %100 istediklerini elde edebilmiştir. Ama peki bunun sonucunda bir kaybımız olmuş mudur? Bence hiç kaybımız olmamıştır. Kazancımız daha fazla olmuştur. Peki. Tekrar siz gazeteler deyince, Rıza Bey, muhalif medyanın, yani bizim medya, bizim muhalif medyanın bir takım haberleri vardı. Yine iktidara yakın kesim tarafından ilginç karşılandı. Hakikaten bir senatörlerin oturuş şekline dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı karşısında işte böyle bacak bacak üstüne attılar şeklinde. Sonra Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir fotoğraf karesini verdiler. Ayakta bekliyor diye. Sonra ortaya çıktı ki ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da ayakta bekliyor. Ve bir gazetecinin, bir hanımefendi gazetecinin Trump'a sorusu ve yine bizim muhalif medya tarafından hanımefendinin linç edilmesi. Muhalif medyanın bu tavrı nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi herkes kendine göre propagandasını yapar. Herkes kendine göre bir takım eleştirilerde bulunur. Türkiye'de medya meselesini ayrıca tartışmak lazım tabii. Şimdi muhalif medya niye bu hale geldi? O kadar kuşatıldı ki Türkiye'deki basın. Niye bu hale geldi derken yadırgıyor musunuz yani bu başlıkları atmaları? Yadırgamıyorum. Yadırgamıyorum. Çünkü, bu hale geldi derken? Çünkü Türkiye'deki gazetelerin %90'la 85'i en azından medyanın %85'ini iktidar kontrol ediyor. Ve bu medyada ortak başlıklar, ortak haberler imal edilerek tek merkezden yönetiliyor. Türkiye'deki gazetelerin %85'i. Hemen hemen %85. Ben mevcut medya anlayışını sormadım şimdi, size. Yani şimdi bakın, yapılan haberleri. Yani bir yeni iftiranın, yalanın bulunduğu haberler çıkıyor bu %85'te. Şimdi bu karşı tarafı, böyle haberler karşı tarafı kışkırtıyor ve normal olmayan bakış açılarının ortaya çıkmasına yol açıyor. Yani evet, orada bizim meslektaşımız bir soru sordu. Biraz uzatarak, sanki Türkiye Cumhuriyeti'nin temsilcisiymiş gibi. Ama ne var yani bir Türkiye... Şimdi gazetecilik o değil. Bakın, gazetecilik o değil. Türkiye'yi orada savunan insan var. Kim? Cumhurbaşkanı Erdoğan çok iyi savundu. Sorduğu şu, siz bir teröristi Beyaz Saray'da ağırlayacak mısınız? Şimdi gazete... Şimdi o soruya gelene kadar takınılan tavır... Normal bir gazetecinin ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın değil. Uluslararası basına demeç verirken, uluslararası o çok ünlü sunucuların, gazetecilerin işte aman power'un falan Cumhurbaşkanı'na karşı takındığı tavır, o hanımefendinin takındığı tavrın yüz mislisi değil mi? Ya bakın şimdi sorunun soruluş şekli önemlidir. Bacak bacak üstüne atar, peki, oturur, şu bu. Devam edelim, kısa bir reklam arası verelim. Kısa bir reklam arası, reklam dönüşü bir kez daha karşınızdayız. Asıl mesele ikinci bölümüyle devam ediyor. Sevgili seyirciler, gazeteci, yazar Rıza Zeryut ve Akit Haber koordinatörü Muharrem Coşkun. Birinci bölümde Türkiye'nin, daha doğrusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretini değerlendirdik. Değerlendirmeye de devam ediyoruz. Rıza Bey'e muhalif medyanın takılmış olduğu tavrı sordum. Sorum da şöyleydi. Bir takım haberler yaptılar. Bu haberler arasında işte senatörlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında bacak bacak üzerine atıp konuşması, Sayın Çavuşoğlu'nun ayakta beklemesi ama hemen peşi sırada ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun da ayakta olduğunun ortaya çıkması. Yani muhalif medyanın adeta Türkiye karşıtı gibi haberler yapmasını sormuştum. Buyurun, devam ediyordunuz. Yani muhalif medya kendisine göre gerçekleri öyle veriyor. Ve tabii burada altını tekrar çizeyim. Türkiye'nin dış politikada birlik olması gerekirken çok ciddi bir yarılmanın olduğu da gerçek. Bunun nedeni ne? Bunun nedeni Sayın Erdoğan'ın geçmiş dönemde yürüttüğü ayrıştırıcı politikalardır. Altını tekrar çizerek söylüyorum. Ben bütün şeylerimde, yazılarımda Türkiye'nin dış politikası gündeme geldiği zaman efendim şahsi görüşlerimi, siyasi görüşlerimi bir kenara atarak bakmaya çalışıyorum.
Ama Sayın Erdoğan içeride öyle zorluyor ki insanı tavır almak mecburiyetinde bırakıyor. Bunun ne yapıyor için, mesela? Bunun, yani şimdi son olarak 29 Ekim'de 10 Kasım'da yaptığı konuşma. Nereden icap etti yani Cumhuriyet'e çakarak Osmanlı'yı? Tamam, oraya geleceğiz. Bir virgül daha koyalım. O konuşmayı evet, özellikle irdeleyeceğiz. Evet. Yani Coşkun, hakikaten Rıza Bey yani gazeteci ve hakikaten de yıllardır gazetecilik yapıyor bu ülkede. Yani dedi ki sorumlusu Erdoğan'ın kendisi. Öyle bir şey söylüyor ki yani inanamıyorsunuz. Bakın bir şey söyleyeyim. Yani daha Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanı bile seçilmemiş. Belediye başkanı o günü hatırlasın. 90. O günleri, o seçim propagandası çok iyi, sürecini çok hatırlasın. Iyi hatırlıyorum. Nasıl hatırlıyorum. Erdoğan karşıtlığı üzerinde kurmuşlardı medya? Yani her gün ana haberlerde Erdoğan'a nasıl çirkefçe iftiralar atılıyordu, nasıl aşağılanıyordu, nasıl yoksa. Yok yok, o kadar değil. Şimdi o kadar değil. Sonra birbirine düşmüştü o zamanlar. Sonra bakın çok iyi biliyorum. 28 evet. Şubat sürecine baktığınız zaman, tamam mı? Evet. Erbakan gibi nezih üslubu olan bir kişi, tamam mı? Nazik üslubu olan bir şahsiyet dahi demediklerini bırakmadılar. Yapmadıkları hakaret bırakmadılar. Ondan sonra AK Parti'nin kurulma aşaması. Bakın şimdi Erdoğan'ın şeyini geçtim. Yani bugünü geçtim. Kurulma aşamasından itibaren Erdoğan'a karşı tavır, AK Parti'nin kapatılma sürecindeki mesele. Ya Muharrem Bey. Sürecinde, yani şimdi getirdiniz. Yani özür dilerim. Öyle bir şey ki. Yani bu insanlar zaten hiçbir zaman adam şu tweet atıyor ya. Türkiye savaşa girecek olsa ben diyor Türkiye'nin düşmanı yanında yer alırım diyor. Şimdi böyle halt kafada etmiş, insanlar var. Halt etmiş. Onu diyen hainin kendisidir. Bu adam milletvekili oldu biliyorsun. Yani milletvekilliği yapıyor. Şimdi onu anlatmaya çalışıyorum. Yani burada eğer tek taraftan böyle yaparsak şunu da dememiz lazım. Yani daha dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun yani ya o ülke ya hangi Allah aşkına bırakın bir ana muhalefet liderinin öyle konuşmasını. Sıradan yani akli dengesi kıt dahi olsa ya o laflar bir cumhurbaşkanına, milletin seçtiği bir cumhurbaşkanına o şekilde sokak kabadayısı üslubuyla konuşulur mu? Efendim ağzını yıka da öyle falancının ismini ağzına al. Ya böyle şerefsiz, haysiyetsiz ifadeleri falan. Yani sokaktan bir kabadayı çağırmışsınız sanki CHP'nin başına koymuşsunuz. Böyle bir üslup olabilir mi? O ifadeleri mesela göremiyorsunuz. Erdoğan o ifadeleri kullanmıyor. Yok yani, Sayın Muharrem, için, bakın, Sayın Coşkun biraz, bunu Türkiye'ye bakın, öğreten siyasetçileri öğreten Sayın Erdoğan oldu. Yani biraz vicdanlı olup bu kelimeleri mesela, kullanan. Kemal Kılıçdaroğlu'nun üslubuna siz çok mu normal buluyorsunuz? Ya bakın son bak o konuşmadaki bazı kelimelerine ben de ambargo koyuyorum. O ayrı bir şey. Ama bu tür kelimeleri Türkiye'de siyasete sokan ve normalleştiren Sayın Erdoğan'ın kendisi oldu. Muhalefete demediğini bırakmadı. Ahlaksız, alçak gibi kelimeleri Türkiye'de siyaset literatürüne sokan, açık açık meydanlarda kullanan Sayın bakın, Erdoğan'ın kendisidir. Kendisi Rıza Bey şunu bilecektir. 28 Şubat sözünde bakın evet. Erbakan bir defa olsun nezaketten taviz vermemiştir. Bu ülkede şu başlığı attılar Erbakan için. Çekil artık iblis başlığını attılar. Manşet attılar ya. Ben yani, onu görmedim. Tamam ama yani Erbakan gibi kadar, bir insana bu söylenemez. Şimdi yani, konu dağılmasın. Tamam, yani dağılmasın. Konu yani, medyadan dedi ya medya evet, bizim evet, medyamızda bak bizim medyada yani bazen iktidar yanlılığının da dozunu kaçırıyorlar. Muhalefet adı altında hakaret, küfür de gırla gibi. Şu 28 Şubat ile ilgili bir şey söyleyebilir miyim? 28 Şubat'ta bizi de dolduruşa getirdiler. Yani ben o zaman akşam gazetesindeydim. Hatta bir defa Genelkurmay'a ben de çağırdım. Erbakan'la ilgili merhumlu gibi itiraftan evet, bulunacaksınız evet, yoksa hata yani, mı yaptınız? Briefing falan verdiler. Erbakan eleştirildi 28 Şubat'ta. Hedefe kondu. Ama Tayyip Erdoğan ve arkadaşları hedefe konmadı. Bir, bunun altını çizelim. Ne zaman? 28 Şubat sürecinde. Ama Erdoğan da hapse girdi biliyorsunuz. Bir dakika. O da çok planlı yapıldı. 28 Şubat sürecinde hedef Erbakan'dı. Niye? Erbakan geleneksel İslamcı. Bunları Amerika'nın BOP planında ben Muaviye'den Erdoğan'a Din ve Siyaset adlı kitabımda bunun belgelerini siz o dönem merhumu eleştirdiniz mi? Ben eleştirdim. O halde bugün eleştirdiniz. O zaman bunu deseydiniz Erbakan değil de aslında Erbakan'ı bölmek istiyorlar, parçalayıp işte şunları yapmak istiyorlar. O süreçte bak 28 Şubat sürecinde bunu tam okuyamadık. İtiraf ediyorum ben arkadaş. İtiraf ediyorum.
Şimdi sonradan baktım, ben bunu yazdım da daha yani sonra. Yani şu anlama mı geliyor? İstemeden Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmesine sizler vesile oldunuz. Ya bizim gibi insanlar ve TSK'nın sizin fikrinize. Ya derin devletin bir operasyonuydu. Amerika ile birlikte yürütülmüş bir operasyondur 28 Şubat. Şeyi kötü göstererek Erbakan'ı yola gelmediği için, İslam Birliği falan peşinde koştuğu için, öbürü de Amerika'ya hizmet etmeyi ilke edindiği için, bu sözü verdiği için Amerika'ya hizmet edecek, İsrail'i korkutmayacak, ürkütmeyecek bir şey, yeni yapılanma. Yani askerler de o dönemin o meşhur askerleri de bu kumpasın içerisinde mi? Var tabi. Askerler peki buna isteyerek mi hizmet ettiler yoksa istemeyerek mi? Askerin hepsi değil. Askerin içindeki Amerikancı kanat kardeşim. Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarını iktidara getiren 28 Şubat'taki askerlerdir. Peki Gülen nerede o zaman? Gülen de dahil. Bakın model neydi? Ilımlı İslami lider Fethullah Gülen, ılımlı İslami siyasi lider Tayyip Erdoğan. Bu belgelerde var, Amerikan belgelerinde var. Bir kere Gülen için katılırım. Zaten Gülen'in o dönemde büyüdüğünü biliyoruz. Yani İmam Hatiplerin, başörtülerin ve Kur'an kurslarının Refah Partisi'nin önünü kesilmesiyle birlikte Gülen'in yurtları, dershaneleri, FETÖ hareketinin nasıl palazlandığını orduda da öyle gördük. Ama Erdoğan'a gelince, Erdoğan 28 Şubat'ta bedel ödemiş bir insan. Bir de 2006 arkadaşlar ben size belgelerden söz ediyorum. Kapatma davası var malumunuz AK Parti'ye karşı. Ben size 2007. Kapatıldı mı? Kapatılmadı. Kapatılamaz. Ama bütün bunlar bak. Ama Abdurrahman Yalçın. Tüm payı ceza kesildi. Bir dakika arkadaşlar. Kaç milyon ceza kesildi? Bir dakika. 14 Nisan mıydı? Neydi? Genelkurmay Başkanı. 27 Nisan. Genelkurmay Başkanı sarhoş kafayla bunu 2-3 defa yazdı. Evinde bildiri yayımlıyor. O zaman niye itiraz etmediniz? Ettim ben. Hayır, o zaman diyorum. Ben o zaman ettim. Hayır, o zaman. Bunu yazamazsın. Nasıl itiraz ettiniz? Ben onu merak ediyorum. Ben Güneş Gazetesi'ndeki o tarihteki yazılarım ortada. Bu çıkışı dedim, bu genelkurmayın bu çıkışı Tayyip Erdoğan'ı iktidarda tutmak için, seçimi kazanması için yapılmış bir operasyondur dedim. Yani Büyük Kanat AK Partili mi? Büyük Kanat AK Parti sıkıştırdı onu. Nereden bakın, sıkıştırdı biliyor musun? Çok özür dilerim, unutmayın. Bu dediğinize Muharrem Bey de şahittir. Tamam. Yani ismini veremeyeceğiz. O dönemin savcılarından biri geldi. Dedi ki, Muharrem Bey de bir mektup bıraktı hatta. Ben dedi 27 Nisan muhtırasının verildiği masada ben vardım dedi. Hepsi sarhoştu dedi. Bütün konuşulanları duydum dedi. Hemen çok affedersiniz, tuvalete gidiyorum bahanesiyle. Tuvalette bugünün Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu aradım dedi. Ve darbe yapılacağını bunu Sayın Çavuşoğlu'na bildirdim. Benim söylememle birlikte Çavuşoğlu Erdoğan aradı. Erdoğan da apar topar dönemin Genelkurmay Başkanı'nı aradı. Başbakanlığı çağırdı ve darbeyi bir şekilde durdurdular dedi. Sayın Coşkun da buna şahit. Bir şey söyleyeyim. Rıza Bey beni şaşırtıyor. Bakın, darbe yok. Bakın bir şey söyleyeyim. Yani, ben de diyorum fark şu. Olayın birinci tanımını anlattığınız. Ya aynı şey söylüyoruz. Ama diyorum ki sarhoş. Tamam. Yazdığı. Zaten darbeci sarhoş olur genelde. Ben şunu söyleyeyim. Yani AKP'yi burada seçim kazandırmak üzere bakın, kurulmuş bir olay. Rıza Bey, sebebi de yanılıyorsunuz. Şu. Bir dakika, ben size bilgiyi vereyim. Sonra siz devam edin. Vallahi 15 Temmuz'u da derin devlet mi yaptı? Bir dakika. AK Parti iktidarda. Hayır, kutlaş. O 15 Temmuz farklı. Bir dakika. Şimdi şu şeye, bu meseleyi 27 Nisan'ın altını çizelim. Arkadaşlar, Sayın Erdoğan'ın önüne bir dosya konuldu şeyle ilgili. O dönem. Yaşar Büyükanıt'la ilgili. Evet. Yaşar Büyükanıt'la ilgili bir müteahhit, bir NATO müteahhiti de işin içerisindeydi. İddiaya göre NATO müteahhiti Büyükanıt'a belli bir ciddi anlamda bir rüşvet veriyor. Ama çok ciddi bir iddiada bulunuyorsunuz. Ben bak böyle söylentiler dolaştı diyorum. Benim elimde bu konuda bir belge yok. Bu belgeyi alıyor, masanın üzerine koyuyor Sayın Erdoğan. Dolmabahçe'de buluştular ikisi. İki saat sonra mu konuştuk? 27 Nisan var ya, 27 Nisan'dan yani sonra. Yani Genelkurmay Başkanı'na para mı veriliyor size göre, idealize göre? Veren şey değil, Erdoğan değil canım. Tamam, neyin karşılığında bir müteahhit, NATO müteahhidi, askeri işler. Hayır, az önceki söylediğinizde çelişkiye düşmediniz mi? Yani bu parayı darbe yapmasın diye mi veriyorlar? Hayır ya, yani daha önceki. Hayır, daha önce diyor yani Büyük Kanat yolsuzluğa karıştı diyor. Ha, peki. Evet. Erdoğan da bu dosyayı Erdoğan'ın eline geçti diyor. Evet. Tamam. Yani elimde belge yok. Duyumlarımı aktarıyorum ben burada.
İki saat ne konuştular Dolmabahçe'de bu bildiriden sonra? Ondan sonra niye dut yemiş bülbüle döndü Yaşar Büyükanıt? Niye sesini çıkartamadı? Yani zaten ne, görev süresi duruyordu. Yok. Yani yok devam. Kalmıştı? Dut yemiş bülbüle döndü ondan sonra. Kardeşim ben siz bunları yani, yazdım. Peki siz büyük ben hanım, bunları yazan adamım. Biz siz tamam bunu, peki siz bu şekilde yazdınız mı? Yani, yazdım. Yani evet. Dosya teşan. Güneş gazetesindeki peki, köşe yazımda. Bir tekzip falan oldu mu? Yok. Ya siz buna inanıyorsunuz. Büyükanıt'ın bir yolsuzluk işine karıştığı için kuyruğu kıstırıldığını. Ben bu iddiaya inanıyorum. Elimde belge Rıza yok. Rıza Bey siz doğruluğunu yanlışlığını bilemem. 28 Şubat'ın ama gelen o sıralarda kulağımıza gelen bilgiler bu yöndeydi. Bize fısıldanan bilgiler bu yöndeydi. Bunun da ben doğru olduğuna inanıyorum. 28 Şubat'ın devamı gibidir. Şöyle 27 Nisan özet itibariyle. Affedersiniz. 28 Şubat'ın size göre evet, bir kumpas olduğunu, derin devlet tarafından bir kumpasa düşürüldüğünüzü ve sırf bunu Sayın Cumhurbaşkanı'nın iktidara getirilmesi için yapıldığını hangi tarihten sonra anladınız? Şeyden sonra, bu AKP iktidara geldikten sonra bunu çok rahat görüyoruz. Sonra. Evet. Ama ya, 2008'de Akşam Gazetesi'nde evet, açıkçası açık konuşmak zorundayım. Burada gazetecilik yapıyoruz. Evet. Fethullah Gülen terör örgütünü kısmen de olsa biraz övücü yazılarınız var. Bir tane en büyük milliyetçi diye bak, yazının tüm var. Yok. Hayır. Birkaç tane var. Bak yüzlerce hani, yazımda, evet, yüzlerce yazımda. Hani hiç yok mu? Var birkaç yüzlerce tane. Yüzlerce yazımda yerin dibine batırmışımdır. Ama 1998'de bana onlar Gazeteciler Vakfı vasıtasıyla yılın yazarı ödülünü verdiler. O süreç öncesinde bak işte 28 Şubat sürecinde bizleri dolduruşa getirerek ama yazdığınız 2008 yanılmıyorsam. Bir yazıdır. İkinci yazıyı gösteremezsiniz. Niye yazdınız? Yani bunu farkına varmanıza rağmen şey, yazdınız. Hayır bak burada benim orada söylediğim şu. Benim o bir yazıda söylediğim şu. Bu toplantılar yapıyorlar diye öğrenciler toplayıp orada hı hı, Türkçe olimpiyatı kurdukları için Türkçeyi bir olimpiyat dili haline getirmeye çalıştıkları için ben bunun bir milliyetçi çalışma olduğunu ama yazının tümünü okuduğunuzda şeyi sürekli eleştirdiğimi bu Fethullah Gülen hareketini sürekli eleştirdiğimi yazının içerisinde söylüyorum. Ödül burada aldığımı, ödülü iade ettiğimi ama bu çalışmanın doğru bir çalışma olduğunu söylüyorum. Ertesi sene beyaz bayrak çektiler diye bir yazım var. Türk Olimpiyatı ile ilgili. O yazıdan bir sene sonra yapılıyor ya. Ya şimdi bakın Rıza Bey. Beyaz bayrak. Ya o zaman Rıza Bey şunu söylemiş. Orada da öngörünüz tutmamış. Niye tutmamış? Çünkü düşünebiliyor musunuz? O yıllarda ben de gazeteciyim. Çok özür dilerim. Unutmayın lütfen. Çok özür dilerim. Ben de o medya kurumunda kısa bir süre bulundum. Evet. Ya benim bulunduğum dönemde Fethullahçı terör örgütünün o gün cemaat olarak evet, nitelendirilen evet, bu örgütün o medya grubuna yoğun baskı yaptığını çok iyi biliyorum, iyi hatırlıyorum. Acaba siz o medya kurumu yoğun baskı altında kaldığı için çok açık konuşayım, patronun bir isteğiyle bu yazıyı yazmış olabilir misiniz? Ya patronu hapse mahkum ettiler zaten. Tamam. Ya. Yani bana diyorlar ki tamam, ben dilerim, sana bir şey diyeyim. Ben tamam, sana hayır, bir şey soruma diyeyim. Cevap vereyim. Ben sana söyleyeyim bir şey diyeyim. Ama soruma cevap veriyorum tamam, ya. Peki. Cevap ver. Ya bana Fethullah Gülen imzalı altın varaklı sayfalarla dolu davetiye şeye çağırıyorlar. Ben gitmek istemiyorum. Gitmedim o Türkçe olimpiyatlarına. Gazetenin genel yayın yönetmeni Rıza Bey gitmen lazım diyor. Ya ben gidemem. Gidersem şimdi adamların ödülünü yani sorunun reddedim, cevabı evet mi? Sorunun cevabı evet tabii. Yani peki, şeyin tamam, şeyin yani sadece benim kendi fikrim değil o. Peki. Ya tamam, şunların baskısından kurtulayım diye biraz da mizahi bir yazıdır aynı zamanda. Peki, açık yürekliğiniz yani, için teşekkür ederim. Buyurun. Yani hakikaten şimdi şu var bakın. Şimdi pirinçle taşları ayırmamız gerekiyor. Bundan dolayı çünkü çok çekiyoruz biz. Şimdi 28 Şubat sürecinde bakın daha Refah Yolu yani konumuz 28 Şubat değil de nereden geldik buraya bilmiyorum da ama yo, önemli bence bir konu 28 şimdi, Şubat ya. Yani orada 28 Şubat daha Refah Yolu kurulmadan bakın daha kurulmadan yani Çiller'le
Hatta öncesinde Mesut Yılmaz'la Sayın Merhum Erbakan'ın görüşmesi sırasında bile gazetelerin manşeti şuydu. İyi düşün Mesut Bey. Ordunun temennisi ana yol. Tamam mı? Ordunun temennisi ana yol. Yani bu başlık daha Refah Partisi'ne karşı birinci çıkmış bir partiye karşı hem basının tavrı hem de belli çevrenin tavrını asker bu şekilde ifade ediyor. TÜSİAD o şekilde ifade ediyor falan. Yani Refah Partisi'ne karşı böyle bir önyargı vardı. İstenmiyordu. Sonra o koalisyon döneminde bile yani zaten Demirel de vermedi görevi biliyorsun. Evet. Daha sonra Zoraki verdi. Uzun hikaye. Ama o süreçte Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da çok büyük bir değişim yaptı. Herkes anlatıyor zaten çöp dağlarının suları. Bugün onlara girmemize gerek yok. Ve sonuçta Refah Partili bir belediye başkanı olarak en büyük şehir belediye başkanıydı. Çünkü İstanbul'daki başarı Refah Partisi'ne hanesine yazıldığı için ve bir sonraki seçimde Refah Partisi'nin ezici çoğunlukla iktidara gelme riski daha doğrusu onlara göre riski ve tehlikesi oluşacağı için Erdoğan'ın itibarsızlaştırılması, hapse tıkılması bir şekilde marjinal gösterilmesi gerekiyordu. Dolayısıyla bu adımlar atıldı. Erdoğan 28 Şubat sürecine Erbakan gibi Milli Görüş'ün tüm fertleri gibi bedel ödemiştir. Gülen hareketi o dönemde Tayyip Erdoğan'a dahil bakın Tayyip Erdoğan'da da Erbakan ve Milli Görüşçüler, başörtüler, İmam Hatipliler, Kur'an kursları, hı hı. Bunlar yobaz, gerici diye yaftalanıp bunlar hak aleyhine propaganda. TRT'nin kanalında bile Milli Gençlik Vakfı'nın hakkında, Milli Gençlik Vakfı ile ilgili yayında terör kampı gibi gösterildi TRT'de o dönemde. Ben bunu haber yaptım TRT kimin sesi diye. Şimdi Demirel çıkmış ülkenin cumhurbaşkanı, Kur'an'da 300 küsur ahkam ayetinin atılması gerekiyor. Bugün bu çağımızda bunlar miadını doldurmuştur diye konuşuyor. Bir general çıkıyor Erbakan'a ağız alınmayacak küfürler sarf ediyor ve dönemin yine başkomutanı sözü bana Demirel paşanın öfkesi bir boşalmadır diyor. Genelkurmay başkanı diyor ki kimsenin ağzına fermuar çekemem diyor. En ağır hakaretleri küfürleri yapıyor bir subay. Düşünebiliyor musun başbakana, milletin seçtiği başbakana ve sözüm ona basın da alkışlıyor o basın, o generalleri, o subayları. Böyle bir süreç. Şimdi Gülen'e baktığınız zaman Gülen 32. günde belgeseli yayınlıyor. İslam'ın Gülen yüzü. İsrail'den bir heyet geliyor. Gülen'i ziyaret ediyor. Gülen'in tosuncukları, burada talebeleri. Burada toparlayalım. İşte, aslında bu konu Kemalizm konusunda tabii, daha iyi konuşsak daha iyi. Aynı yani. Şeyleri söylüyoruz da amacımız farklı. Şimdi, evet. Geldiğimiz noktada o süreç öyle bir baskı oluştu ki her darbeden sonra millet sonuçta bir öfke patlaması yaşanırdı. 28 Şubat süreci daha Sezer Cumhurbaşkanı çünkü baskılar, başörtü yasakları sürüyor, İmam Hatip'lerin engeli sürüyor, o sürüyor, bu sürüyor. Erbakan bile yasaklı. Dolayısıyla o süreçte bir öfke patlaması yaşandı. Hakikaten de Anadolu ihtilali oldu. Erbakan'ın talebelerini peki. Millet iktidara getirdi. Dolayısıyla Gülen hareketiyle Erdoğan'ı Milli Görüş'ü yan yana getirmek. Bu arada efendim, o dönemde efendim, yazdığınız yazının başlığı en büyük milliyetçi Fethullah Hoca. Tamam işte onu söylüyorum. Tamam. Yani, benim böyle bir ne yazım var ne evet. De böyle bir konuşmam. Evet. Şimdi altını tekrar çizelim. Yok, az önce zaten belirtti. Dedi ki zor durum daire kurum. Evet. Onu açıkça söyledi. Ya peki. Bir şey söyleyeyim. Bakın şu Türkiye'deki en büyük mağdurlardan birisi kimdir biliyor musunuz? Mehmet Emin Kara Mehmet'tir. Çukurova Holding'in patronu. 28'in Şubat'ın büyük mağdurlarından birisi de Mehmet Emin Kara Mehmet'tir. Bu büyük mağduriyeti o süreçte yaşamış. Sayın Erdoğan şeyi kurup partiyi kurduktan sonra AKP'nin genel başkanı olduktan sonra onu da ziyaret etmiştir. Ama Sayın Erdoğan bir yığın insanın elinden tutup kaldırıldığı halde Mehmet Emin Kara Mehmet'in mağduriyeti yani müthiş haksızlığı. Ona da bayağı bir destek oldu ama Sayın Erdoğan. Yok hiçbir şey yapılmadı. Işte. Elinden Türksel bile alındı. Bütün bağırta bağırta 28 Şubat sürecinde kopartılmadı mı onun elindeki bankalar? Peki tamam. Yani şimdi bu dönemi iyi okumak lazım. Diğer konuları konuşuyor. İyi okumak lazım. Benim iddiam şu 28 Şubat'ı birkaç cümleyle özetleyeyim. 28 Şubat sürecinde Fethullah Gülen, İslam'ın Gülen yüzü, Muharrem Bey'in dediği gibi, Erbakan'a karşı da yenilikçi tırnak lider olarak, hayır yenilikçiyiz diyen kendileri şeyin Sayın Erdoğan ve arkadaşlar. Doğru, yenilikçi hareket olarak çıktılar. Kendilerini öyle gösterdiler. Ben bunu gösteren ben değilim. Evet. Haklarında hep yenilikçi diye Erbakan tutucu, bunlar yenilikçi diye. Bir taraftan Fethullah Gülen pazarlandı.
Bir taraftan da Tayyip Erdoğan ve arkadaşları pazarlarda. Zaten Sayın Erdoğan da bu yani Fethullah Gülen'le ilişkisi ve onlara verdiği tavizlerden dolayı da yanıldığını itiraf etti zaten. Evet. Yani peki, bu böyle bir süreçtir. 28 Şubat'ın mağdurları var. Evet, mağdurlarından birisi rahmetli Necmettin Erbakan hocadır. Bir takım iş adamlarıdır. Mehmet Emin Kara Mehmet gibi. Kazananları da başta Tayyip Erdoğan olmak üzere Fethullah Gülen'dir. Ama Fethullah Gülen işi azıtmış. Amerika ve İsrail'e bağlılığı o kadar ileriye gitmiş ve iktidarı artık ben kontrol ederim, ele geçiririm diye kendinden geçince işte 15 Temmuz böyle ortaya çıkmıştır. Yani eski ortakların çatışması peki olarak görüyoruz. WhatsApp numaraları ekranda yazıyor. 0533 774 2891 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ama lütfen biraz üslubumuza dikkat edelim, rica ediyorum. Rıza Bey'e sorularınız varsa yöneltebilirim. Hakeza Muharrem Bey'e sorularınız varsa yöneltebilirim. Bir şartım var. Lütfen hakaret etmeyin. Vallahi hakaret etme. Bana ederlerse çok memnun olurum. Çünkü alacaklı konuma geçiyorum. Ben ahirete inanıyorum. Birileri gibi ahirete... Yok, size değil yani bize size, de hakaret. Size de mi geliyor? Bize de alacaklısınız öbür dünyada yani. Yani şimdi bizi sadece akitseverler izlemiyor. Bizi tam karşıt vatandaşlarımız da izliyor. Merak ediyorlar ne diyeceğiz diye. Özellikle muhalif medya merak ediyor cımbızlamak için. Şimdi bilmiyorum şu kare dikkatinizi çekti mi? Daha doğrusu şu isim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gitti. Malumunuz bir fotoğraf karesi vardır. Bir tarafta ABD heyeti, diğer tarafta bizim ya da Türkiye heyeti. Orada MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu vardı. Evet. MHP'den bir ismin ABD'yi ziyaret eden isimler arasında ya da heyetin arasında yer almasını nasıl karşılıyorsunuz? Bilmiyorum gördünüz mü? Vallahi zaten şu an MHP diye bir parti kalmadı. AKP'nin şeyde Ankara'daki bir ikinci kuruluşu gibi çalışan bir parti var karşımızda. Tabii MHP çok köklü bir parti. Burada MHP'nin tüzel kişiliğiyle ilgili eleştiri getirmiyorum, altını tekrar çizeyim. Bu bir ittifak değil mi ama bir tarafta Millet İttifakı, ya ama bir tarafta biraz Cumhur İttifakı. İttifak şeye kaynaşmaya dönüştü. İttifak birleşme ve iç içe geçmeye dönüştü. Cumhur İttifakı da diyor ki HDP ile ittifak yaptılar ve birbirini seçtiler. HDP ile kimse öyle HDP'nin gidip onların toplantısında yani HDP'liler uluslararası diyor ki biz size oy verdik ayağınızı denk alın. Ya o ayrı bir şey der. Evet, büyük şehirlerdeki seçimlerde, belediye seçimlerinde HDP seçmeni önemli ölçüde, AKP'ye oy veren de var onların içerisinde, altını çizeyim, ama önemli ölçüde Millet İttifakı'na oy verdi. Şimdi biz şeye gelirsek, Amerika'daki fotoğrafa gelirsek, o konuyu yorumlamadan önce bir fotoğrafın bir ayrıntısına dikkatinizi çekeceğim. Evet, nedir o? Trump'ın ve Sayın Erdoğan'ın oturduğu koltuklara dikkat ediniz. Trump'ın koltuğu biraz daha mı öndeydi size? Yok, hayır. İkisi de aynı eşitlikteydi. Koltuklar, basit koltuklar. Yani sıradan insanların oturduğu koltuklardır. Yani Sayın Trump koltuklarıyla gösteriş yapmamıştır. Putin'in Sayın Erdoğan'ı nasıl kabul ettiğini, hangi koltuğa oturttuğunu merak ettim. Onun fotoğraflarına baktım. Orada da kendisi hangi koltuğa oturmuşsa Sayın Erdoğan da o koltuğa oturtmuş. Ama koltuklar çok basit, sıradan koltuklar. Yani şunun yani altını... Bizdekiler şaşalı mı? Bunu mu demek istiyorsunuz? Bizim Sayın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki koltuklar Osmanlı padişahlarının koltuklarından daha şaşalı koltuklar. Zannediyorum bundan sonraki süreçte Sayın Erdoğan o koltukların yerine daha sade koltuklar kullanacaktır. Benim beklentim o yönde. Niye? Yani bu değişim diye. Yani Türkiye'nin 450 milyar dolar dış borcu olan bir ülkenin cumhurbaşkanının çok daha sade koltukta oturması ya lazım. Günümüzde bütün ülkeler borçlu. Amerika'nın da katrilyon borcu var. Ya Amerika'nın katrilyon, bir katrilyon borcu 25 varsa 25 milyon vatandaşı sigortasız, 5 milyon şimdi bakın bu Müslüman var. Kardeşlerimizin, biz Müslümanların kendimizi kandırmak için söylediğimiz bazı sloganlar vardı. Kandırma değil efendim, bu rakamlar gerçek. Bir dakika, deriz ki işte onların dini kötü, bizim dinimiz iyi. Tamam, bizim dinimiz iyi, akıl dini, mantık dini, tamam da peki biz Müslümanlar niye böyle perişanız o zaman? Tamam,
Tamam mı? Yani şimdi Batı'da aileler çöküyor. Batı'da manevi çöküntü var ya. Batı'da manevi çöküntü yok. Manevi çöküntü İslam dünyasında birbirini kesiyor ya, Müslümanlar. Tartışma başka yere gidiyor ama yani. Şimdi şunu diyor ya, israf falan. Ha. Ben de şunu söylüyorum. Keşke mesele koltuk olsa. Bakın Türkiye'de insanlar tek parti döneminde insanlar buğday bulamıyor yemeye, ayağına giyecek çarık bulamıyor. Ama biz 26'dan itibaren İtalya'dan özel ressam getirip heykel donatıyoruz Anadolu'yu. Ve kurucu cumhurbaşkanının daha, bak kurucu cumhurbaşkanının fotoğraf sayısını hala bilmiyoruz. Her sene yeni görülmemiş fotoğrafları çıkıyor. Ve fotoğraflarda kaç fotoğrafçısı var ve fotoğraflar kaça mal oluyor bilmiyoruz. Yani şu anda düşünebiliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti ondan sonra gelen cumhurbaşkanının toplamının fotoğrafından fazla fotoğraf çektirebilmiş. Yani israf diyoruz ya, hani israf. Yani dolayısıyla aldığı savarona falan, yani bakın bunları konuşmak mesele şu istemiyorum ama hani israftan girdiği için yani o yokluk yıllarında bunlar yapan bir güçlü Türkiye diyelim yani. Şimdi mi yapamayacak? En azından koltuk alamayacak mı diyelim. Şimdi Mustafa Kemal'in o yoksul Türkiye'yi nereden nereye getirdiğini, yıllık ortalama %9 kalkınma hızını ulaştırdığını bu rakamlarda gerçeği yansıtmıyor. Bakın evet. Kemalistler Atatürk dönemi borçlanma yapılmamıştır derler ama 3 defa Mustafa Kemal'in hem Amerika'dan hem Almanya ve Fransa ve İngiltere'den borç aldığı da bir gerçek yani. Tamam. Hemen bir diğer konumuza geçelim. Arkadaşlar da o görüntüleri birazdan bulup ekrana getirebilirler. Şey söyleyelim yani. MHP'li bir partinin oraya gitmesi bu ittifaklar sistemi içerisinde bence normaldir. Söylediğim gibi MHP ile AKP'nin çok daha sıkı fıkı hale geldiğinin bir göstergesi olarak okumak gerekiyor onu. Peki şimdi Muharrem Bey'den başlayacağım. Muharrem Bey, son birkaç gündür ortaya çıkan görüntüler özellikle okullarda, hatta kreşlerde. Dün bir okulda ortaya çıkmıştı ama baktığımızda, biraz araştırdığımızda aslında 2016'dan beri bu tür görüntülerin ortaya çıktığını anladık. Peki görüntü neydi? Bir okulda özellikle yani bir okulda sadece o şeyi verebilirse yönetmenimiz, o ana şey kreşteki o kadının söylettiği ifadeyi. İkinci haberden, bugünkü haberden bahsediyoruz arkadaşlar. Bulabilirseniz hemen o ifadeyi verirseniz. Peki ifade neydi? Neyi konuşuyoruz? Okullarda sevgili seyirciler, 10 Kasım anma törenlerinde ya da şöyle diyelim, bazı okullarda Mustafa Kemal'in kutsallaştırılması, oradaki ifadeler dikkat çekti hakikaten. Bir görüntüde Mustafa Kemal yaratıcıdır dedirtilmesi kreşteki minik çocuklara. Diğer görüntüde de Mustafa Kemal Atatürk'ün posterinin hemen etrafında saçılan 6 farklı Atatürk ilke ve inkılaplarına, yani CHP'nin ilkelerine minik çocukların secde ettirilmesi. Bu hakikaten büyük bir tartışma konusu oldu. Yönetmenimiz de bulursa hemen ekranlarınıza getireceğiz. Bu konuyu konuşacağız. Bakıyorum, bu fotoğraf karesi ilk ortaya çıkan görüntülerden biri. Bahsettiğim okullardan birisi ortaya çıkan, bu aslında. Okullardan bu ilk okul ama. Birisi. Bu anaokulu falan kreş değil. Bu İkincisi, ilk ikinci görüntü de bugünkü haberin içerisinde var. Şimdi arkadaşlar, fotoğraflarda izleyicilerimiz birazdan zaten ekranlara gelecek. Ayrıntıları anlatalım bu arada. Fotoğraflarda bir öğretmen sözde, belki de bir talebe, öğrenci. Onun elinde bir Mustafa Kemal portresi tutuşturulmuş ve CHP'nin ilkeleri yazıyor çocukların kafasına aldıkları şey bezde. Cumhuriyetçilik inkılapçı bir CHP'nin 6 okulun ilkeleri. Burada da aynı şekilde bakın. Soruşturma açılan şimdi okul bu. Bu da başka bir ilkokul. Çocuklar Mustafa Kemal fotoğrafından gelen CHP ilkelerinin yazılı olduğu o şerit kağıtların ucunda betona diz çöktürülerek zorla secde ettiriliyor. Birçok sonraki çocuk görüntülerine baktığınız zaman nasıl titrediğini çocuğun ve endişeyle öğretmenin gözüne baktığını görüyorsunuz. Nasıl bir baskıdır bu, nasıl bir yobazlıktır, ilkelliktir. Bu bir başka bir ilk okul mesela. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu kareleri niye böyle gösteriyoruz? Bir okulda değil bu. Yani bu tapınç ya da puthaneye çevrilmesi okulların bir okulda olmadığını anlıyoruz. Ve demek ki birçok okulda bu tarz ayinler yapılmış. Bunun sesi vardı arkadaşlar. Bu kreşteki şimdi, evet. Bu kreşteki çocuklara bakın, öğretmen ne söyletiyor? Bir orada bir ses verebilirsek bakalım hemen. Bulabilir bir kadın İstanbul sahnedeki çocuklara evet. yöneliyor. Biz de duyalım. 4-5 yaşlarındaki küçük bir kız çocuğunun ağzına mikrofonu dayayıp şu akıl almaz sözleri söylemesini istiyor. Mustafa Kemal Atatürk yaratıcı. Mustafa Kemal Atatürk yaratıcı.
Peki. Evet. Aynen böyle. Şimdi bu rezalet böyle çok var. Şimdi bakın, şimdi şunu anlatmaya çalışıyoruz. Az önce Rıza Bey bir ifade kullandı. Dedi ki, ya Müslüman kardeşlerimiz şöyle böyle konuşur da neden İslam dünyası geri, neden Türkiye ilerleyemedi? Bakın, Mustafa Kemal'in çok sevdiğim birkaç sözü vardır. Mesela bunlardan birisi şudur. Der ki, ben ki Tevfik Fikret'ten ilham almıştır bu konuda. Der ki, Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. Hı hı. Bakın, ne kadar muhteşem bir söz. Altına imzamı atarım. Şu tabloya bakın şimdi. Bu tabloyla fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesil yetişebilir mi? İki, bu çocukların özgüven diye bir şey kalır mı? Bu çocuklarda bir vizyon kalır mı? Ve bir diğer sözü daha var, sevdiğim sözü. Uygar toplumlar ölülerden medet ummaz der. Şimdi bu iki sözünü eğer ona aitse, uydurma bir söz değilse tabii, çünkü her geçen gün yine uydurma sözleri çıkıyor. Ama eğer ona aitse veya değilse, kime aitse bu sözler muhteşem sözler. İkisi de ona ait. Şimdi Türkiye'de bunu yapanlara baktığınız zaman, sorduğunuz zaman biz Atatürkçüyüz, biz Kemalistiz, biz laikçiyiz derler. Ama kardeşim, o zaman Mustafa Kemal'in bu iki sözüyle bana şu tabloyu nasıl açıklarlar, ben bunu merak ediyorum. Ve bir şey daha söylüyorum. Bazıları sosyal medyada şöyle kıyaslama yaptılar. Bazı cemaatlerin şeyhleri de efendim neymiş? Onlar da işte kendilerine dokunduruyormuş, kendilerine secde ettiriyormuş. Onlar da kutsanıyormuş falan. Bakın şu var. Şimdi reşit bir kişinin kendi iradesiyle ineğe tapması nasıl normalse, değil mi? Hindistan'da milyonlarca kişi ineğe tapıyor. Ne yapalım, inekleri öldürelim, bu insanlara sapık mı diyelim? Şimdi reşit bir kişi iradesiyle istediğine tapabilir. İstediği kararı verebilir. Ama bakınız, vahamet şudur. Siz benim çocuğumu diyorsunuz ki Türkiye'de eğitim mecbur kardeşim diyorsunuz. Bana göndereceksin diyor devlet olarak. Benim vergimle okul yapıyorsunuz. Benim vergimle. Ondan sonra tutuyorsunuz, benim vergimle öğretmenin maaşını veriyorsunuz. Benim vergimle bir sistem kuruyorsunuz. Oraya resim alıyorsunuz, heykel alıyorsunuz. Masraf ediyorsunuz. Benim çocuğumu tertemiz, pırıl pırıl, günahsız yavrumu alıyorsunuz. Müşrik yapıyorsunuz. Benim paramla yapılan okulda, benim paramla maaş alan öğretmenin eliyle müşrik yapıyorsunuz. Ne özgüven bırakıyorsunuz, ne şahsiyet bırakıyorsunuz. Beyinleri iğdiş edilmiş, sömürgeleştirilmiş bir nesil yetiştiriyorsunuz. Ve o çocuk, ondan sonra da diyoruz ki biz bu çocuklar niye terörist çıkıyor eğitim sistemimizden? Niye bir icat bulamıyoruz? Allah aşkına şu çocuktan bir icatçı olur mu ya? Bir resmin önünde secde ettirilen bir çocuktan mucit çıkar mı? Sorgulama çıkar mı? Yani şimdi bazıları Kemalist dostlarımız şöyle konuşurlar. Mustafa Kemal ya Cumhuriyet rejimi kulun kula olmasından kurtardı derler. Tamam mı? Arkadaş, bu nedir? Bu neyin peki? Bu ne? Hangi, kimin kime kulluğudur şu resim? Dolayısıyla şunu anlatmaya çalışıyorum. İşin vahimi bu fotoğraflar ve bir gösterilerin artarak sürmesi ve 17 yıldır Türkiye'yi yöneten, sözüm ona, muhafazakar bir iktidar döneminde artmasıdır. Yani kardeşim, okulları puthaneye çevirmeye kimsenin hakkı yoktur. Eğer böyle eğitim, bakın bunlar da kalırmadılar. Dediler ki 12 yıl mecbur marifetmiş gibi yapıyorlar. Zaten hiçbir şey öğrettikleri yok da. Okumayacak adamı da zorla getirip oraya koyuyorlar. O ayrı bir kepazelik. Ama öbür taraftan bununla yetinmediler. Yetinmemiş olacaklar ki. Hayır hayır, siz çocuğunuzu dediler daha erken bize vereceksiniz. Anaokulunda vereceksiniz. Onu da mecbur ediyoruz. Yetmedi, her mahalleye kreş açacağız. Kreşlere göndereceksiniz. Göndereceğiz, ne olacak? Göndereceğimiz neymiş? Atatürk yaratıcı dedireceklermiş benim çocuğuma. Ya şu vahim tabloya bakar mısın? Ben de buradan bütün velileri kardeşim çağırıyorum, izleyiciyi. Aziz milletim, bu puthaneye dönen okullara lütfen çocuğunuzu göndermeyin. Suçsa suç işliyorum işte buradan. Kardeşim, bu ne kepazeliktir ya? Protesto edin ya. Protesto edin. Bu ülkede yıllarca andımız var diye Kürt kardeşlerimiz çocuğunu okula göndermedi ve andımız kalktı. Çok şükür. Şimdi kardeşim aynı şeyi söylüyorum. Böyle giderse tımarhane haline gelmiş ülke daha da vahim tımarhane haline gelecek. İşte bu hale Türkiye'yi AKP iktidarı getirdi. Şimdi dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Müslüman duyarlı kardeşim, böyle okulda çocuğun varsa derhal al ve davacı ol, şikayetçi ol. Yoksa ne çocuğun kalacak elinde, ne Müslümanlığın kalacak. Allah korusun, bütün nesilleri heba ediyoruz, öğütüyoruz ya. İdeoloji kampı, puthanede çocuklarımızı, nesillerimizin tüketilmesinin, harcanmasının, öğütülmesinin görüntüleri ve resmidir bu. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı bu tepkiler üzerine biz haber yaptık sosyal medyada.
Açıklama yaptılar. Bu okulla ilgili soruşturma. Efendim soruşturma. Yahu arkadaş, şimdi siz sosyal medyada bu tepkiler olmasaydı, bu tepkiler gelişmeseydi, meğer bunlar 3-4 senedir yapılıyormuş ve birçok okulda yapıyormuş. Bakın mizansene bakın, hep aynı. Yani bu tesadüf olabilir mi? Hadi bir yerde tesadüf, bir öğretmenin diyelim ki densizliği diyelim, bir müdürün densizliği diyelim. Ama öbür taraftan kardeşim, birçok okulda aynı sistem. Bakın bir fotoğraf konuyor, CHP'nin ilkeleri yazılıyor, çocuklar secde ettiriliyor. Sağında 1881, solunda 1938 şey yaz. Aynı ambiyans yapılıyor, aynı fotoğraf oluşturuluyor. Dolayısıyla bu, bakın bir okulda siz bir konferansa gideceksiniz ya da bir okula kitap sokulacak. Yahu izin istiyorlar. Kim ne konuşacak? Senaryo, bir tiyatro yazacaksın, senaryo istiyorlar. Peki bu kepazeliklerden haberlerinin olmaması mümkün mü? İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, Milli Eğitim Bakanlığı'nın haberinin olmaması mümkün mü? Değil. Yıllarca süren bir kepazelik. Hep yüzün üstüne yattılar, kulağın üstüne yattılar. Ne zaman tepki azıcık çıktı, soruşturma başladı. Ben buradan duyuruyorum. Merak ediyorum, bunun sonucunda hakikaten bir şey çıkacak mı? Bir şey çıkacak mı bakalım? Bunu da takip etmemiz gerekiyor. Bir daha bu ilkel görüntüler, bakalım ne kadar daha yaşanacak? Ve bu millet hakikaten daha ne kadar böyle çocuklarının öğütülmesini seyredecek. Geçtiğimiz günlerde hatırla Yusuf, bir şey oldu. Bir öğretmen aşırı topuklu ayakkabı giydiği için, kadın öğretmen, yürürken de aşırı ses çıkardığı için bir müdür tarafından uyarıldığı için o müdür görevden alındı. Bu kadar basit bir meseleden dolayı. Bir felsefe öğretmeni kızlar eşofmanla, erkek hoca İmam Hatip'lik kızlar üzerine, İmam Hatip'teki bir beden eğitimi dersini eleştirdiği için erkek bir öğretmenin önünde liseli bir İmam Hatip'lik kızlar ders, beden eğitimi dersi yapmasına kadın beden eğitimci öğretmen yok mu dediği için görevden alındı. Şimdi bu kadar milli eğitim o kadar hassas ki, cadavına çıkıyor ki, ama ne hikmetse okulları putaneye çevirip şu ilkel görüntüleri, milattan önce 5000. yıldaki görüntüleri yaşatanlar hakkında bakalım nasıl bir yaptırım karar alacak. Peki, ben merak ediyorum. Rıza Bey ne dersiniz? Şimdi tabii Muharrem Bey coştu, gürledi. Atatürk'ü put yaptı, okulları puthane yaptı. Hayır, ben öyle bir şey demedim. Yani ben yaptığınız değerlendirmeden çıkan... Bunu Atatürk de karşı çıkardı. Çıkmaz mıydı? Yaptığınız şey... Atatürk döneminde böyle bir şey var mı efendim? Yoktu. Ha, yoktu. Bitti, şimdi, onu söylüyorum. Şimdi bakın, bu fotoğraflara bakarak işin aslı nedir görmemiz, tam anlamamız mümkün değil. Eğer çocuklar... Size göre işin aslı ne? Şunun altını çizelim. Çocuklar gidip böyle sizin iddia ettiğiniz gibi secde ettirilmişse bu rezalet. Abi görmüyor musunuz efendim? Ha, bu kabul edilecek bir şey değil. Atatürk sevgisi öyle gösterilmez. Hı, ben onu söylüyorum biz işte. Biz de Atatürkçüyüz. Atatürk sevgisiyle yetiştirilmişiz ve o sevgiden de feyiz alan, o sevgiyle ayakta kalan insanız bizler. Şimdi fakat bu olay birkaç olaydır. Türkiye'de milli eğitim 17 yıldır AKP'nin elinde. AKP'nin amacı dindar ve kindar gençlik yetiştirmek. Abi şu anda dindar nesil böyle yetişiyor. Bir dakika. Bir dakika. Bak ben sizi dinledim. Dindar ve kindar gençlik yetiştirmek. Ve okulları bunun için hep okul müdürlerini İmam Hatip mezunlarından, ilahiyat mezunlarından okul müdürü yaptılar. Okul müdürünün eğitimci olması lazım. Okul müdürü İmam Hatip mezunundan, İlahiyat Fakültesi mezunundan eğitimci olmaz. Bunları yapanlar İmam Hatipler mi? Bu görüntünün ortaya çıkmasını. Ya, şimdi müsaade de konuşayım. Niye oraya geliyor mesele? Tamam. Niye oraya geliyor mesele? Eğitimci olmayan insanlar okulların başına geçirilirse ifrat ve tefrit dediğimiz durumlar ortaya çıkar. Şimdi bunun için 10 Kasım kutlaması yapacağım diye bir izin alıyor. Okul müdürü bu işi biliyor ve öğretmen kendine göre bir mizansen oluşturuyor. Ve o mizansenlerden kimisi de ifrat derecesine varmış. Bu yanlış, bunun altını çiziyoruz. Ama buradan yola çıkarak çocuklarımıza Atatürk sevgisinin aşılanmasının bir putçuluk, bir din dışılık, dine tapma, dinden çıkmak gibi gösterilmesi... Bu görüntüleri konuşuyoruz biz Rıza Bey. Şimdi bu görüntüler sizin anlattığınız ve burada gördüğümüz kadarıyla normal şeyler değil. Bu işi yapan öğretmenin sınıf öğretmenidir bu. Kendi hatasından kaynaklanan, bir kendi görüşünden... Bir tane öğretmen değil, birçok farklı. Bunlar bir okulda görüntüler değil. Birkaç okuldur. Binlerce, on binlerce okul var Türkiye'de. Arkadaşlar, 17, 18, 20 milyon civarında bizim öğrencimiz var. Birkaç ülkenin nüfusundan fazla. 3-5 tane yerde böyle şeyin çıkmasını genelleştirmeyelim lütfen. Böyle bir şey yok.
Ama tekrar altını çiziyorum. Okullarda çocuklarımıza Atatürk bilgisinin, Atatürk sevgisinin ve onun yaptıklarının öğretilmesi bizi bugün ayakta tutan en önemli güçtür. Eğer biz bugün Suriye'ye operasyon yapabiliyorsak, millet olarak onun bu operasyonun arkasında durabiliyorsak, AKP'ye kızmamıza rağmen bu operasyonu destekliyorsak, Mustafa Kemal devrimlerinin ilkelerinin bize öğrettiği vatanseverlik duygusudur. Bakın, o bu şekilde mi öğretilmeli? Ben onu soruyorum size. Ya bu yanlış yani şimdi orada yani çocukların bir şey mi tutuyorlar? Yere eğilmişler bir şey mi yapıştırmaya çalışıyorlar? Bakın, o görüntüyü oynatırsanız ya verin oynatın arkadaşlar. O görüntüyü oynatın. Birinci haberin görüntüsünü evet. Oynatın. Yani yok görüntüsü var. Fotoğraf şimdi siz ikna olmadınız herhalde. Tamam haberi ya, verin yanlıştır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir şeye çocukları bir şeye sevdi ettirmek yanlıştır. Ama okullarda Atatürk resminin önünde veya heykelinin önünde böyle bir şeyin yapılması ne kadar yanlışsa çocukların beynini başka biçimde yıkamak da yanlıştır. Ne demiş Atatürk? Benim görüşlerimle bilim çatıştığı zaman siz bilimi kılavuz alın demiş böyle. Bunun bilimle bir alakası var mı? Yok. Yanlış bunu bir şey. Söylüyoruz işte. Yanlış bir şey. Ha yani buradan yola çıkarak okullar sanki elimizden gitmiş. Okullar puthaneye çevrilmiş. Milletin çocuklarının imanı elden gidiyormuş. Bu, böyle bir hava yaratmayalım. Rıza Bey, bu müşrik kimdir? Olur. Müşrik, şirk koşandır. Evet. Allah'tan başkasına secde eden müşrik denir. Öyle değil aynen mi? Öyle. Siz teoloji dinini de bilirsiniz az çok. Elbette. Tamam, ya, Allah'tan ya, başkasına bir Müslüman secde etmez. Ya burada bir yanlışlık var. Burada onu söylüyoruz. Burada bir hata var. Çocukları secde ettiriyorsa bu öğretmen çok cahil bir öğretmen. Sevgiye ama abartmış. Öğretmen nerede eğitildi? O da bu okullarda eğitildi. İşte 17 yıllık öğretmen bunlar. Bilmiyoruz. Bakın altını çizeyim. Eğitim var ya bu dönemde öğretmen eğitimi özellikle yerle bir edildi. Ben okullardaki öğretmenlerin haline acıyorum ya. Ya öğretmenin ne işi var dinci bir eğitim sendikasında? Arkadaş Atatürk müfredatlarına, laikliğe şuna buna karşı çıkan bir eğitim sendikasının üyesi öğretmenlerin çoğu. Siz ne ya öyle diyorsunuz fotoğraf böyle ama yani nasıl ya, oluyorsa. Yani o dediğiniz öğretmenler bu fotoğraf işte fotoğraf ortada. Şimdi, kaç yüz bin öğretmen 5-6 milyon öğretmen bakın, var herhalde. O kadar vahim ki tablonuz abi. 500-600 bin öğretmen var. Bakın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günde değil mi din şurasında mı konuştu? Yok İlahiyat Fakültesi'nin 27. yılında. Evet, Ankara'da. Diyor ki din kültürü öğretmeni bulamıyoruz. Değil mi? Öyle dedi. Evet. Kur'an dersleri boş geçiyor. Bir şey daha çıktı ortaya bu süreçte. Biz haberini ben yetiştirmiyorum. 17 yıldır kendisi yetiştiriyor. Din kültürü ben Milli Eğitim Bakanı olsaydım şimdi, Atatürk'ün zamanındaki beğenmediğiniz İmam Hatiplerden yetiştirilen İmamların onda biri değil senin ilahiyat fakültelerinde yetiştirdiğin. Her tarafı ilahiyat fakültesi açtı. Şimdi şuna katılıyorum. Eğitimdeki kalite, ilahiyat ve imamatifte kalite düşmüştür. Eski gelsinler kalite... bakalım. Kur'an okumaktan başka ne okuyor yani. Bunlar sadece ya? Bunlarda değil. Hayır öyle değil. Öyle değil. Ben imamatif mezunu birisi olarak yani normal liselerde aldığınız bütün fizik, kimya, matematik, İngilizceyi görüyorsunuz. Ekstradan çocuk Kur'an, hadis, tefsir dersleri. Hayır diyor. Şunu söylemeye çalıştım. Neyi görüyor dediniz onun için söylüyorum. Kur'an Arapça Kur'an okumayı biliyor. Arapça sentaksını şunun bunun hakimi mi İmam Hatip mezunları? Kur'an dışında başka bir metin önüne koyduğumda okuyabilecek mi? Şöyle Arapça dersi de var biliyorsunuz İmam Hatiplerde. Arapça da var. Yani en azından namazda hangi sureyi okuduğunu anlamaya çalışıyor. Ya bir dakika. Bak evet. Şimdi bir şey soruyorum evet. Sana. Sen İmam Hatip mezunusun. Evet. 16. yüzyılda Gelibolulu Mustafa Ali'nin Ziyafet Sofraları kitabının Osmanlıca el yazmasını götürdüm. Gel bakalım ilahiyat mezunu arkadaş şunu bana oku dedim. Ha bu konudaki bir şey söyleyeyim. Bu konudaki şey ya istenildiği kıvamda mı? Değil. Normal liselerdeki Fransızca istenildiği kıvamda mı? Değil. Almanca da değil. Bir izleyicimiz diyor ki Rıza Bey bu okullarda yapılan sapıklıkları nasıl Erdoğan'a bağladı anlamış değilim. 17 yıldır memleketi Erdoğan yönetiyor da ondan bağlıyor. Ben şunu söyleyecektim. Bakın o güme gitmesin. Vatandaş... Nerede? Manisa veya Denizli'deydi değil mi? Din kültürü, ahlak bilgisi öğretmeni Hristiyan. Hristiyan çıkı. Şimdi misyoner. Bu şunu gösteriyor. Okulların hakikaten sahipsiz olduğunu. Yani herkesin önüne gelenin istediği derse girdiğini. Tabii ki bir insan Hristiyan olabilir. Bak onu yadırgam, onu izleyicimiz yanlış anlamasın. Hristiyanlar öğretmen olmaz mı? Tabii ki Hristiyanların öğretmenimiz olacak. Alevi öğretmenimiz olacak. Sünni öğretmenimiz olacak. Ama mesele o değil. Ama ehliyet diye bir şey var. Şimdi matematiği sen gelip de beden eğitimi öğretmenini yaptırırsan
başka bir şey olur. Din dersini hani ehline vermek diyorsun ya. Ha hangi dini anlatacak? Şimdi çocuklara da düşün. Tesisimi anlatacak, tevhidi yani, anlatacak. Dolayısıyla Kemalizmi çocuklarımızın tümünü öğretmemiz gerekiyor. Ama sonuçta çünkü, bu çıkıyor. Hayır abi. Bu değil. Bu Kemalizm değil. Kemalizm ülken işgal edildiği zaman dişini tırnağına takarak onunla mücadele edeceksin demektir. Kemalizm emperyalizm sana saldırdığı zaman karşı duracaksın demektir. O zaman demektir. Siz bu Kemalistlere ders verin. Bugün CHP dediğiniz vasıfta mı peki? Evet, CHP dediğimiz vasıftadır. Eleştirdiğimiz bazı yönler olabilir ama Cumhuriyet Halk Partisi bugün Barış Pınar Harekatı'nda 10 Türk askerini şehit eden bir yapılanmaya terör örgütü demiyor mesela Sayın Kılıçdaroğlu. O geçmişteydi. Ya o geçmişte de Sayın Erdoğan onlara yardım yapıyordu. Kobani'ye peşmergeyi yani gönderen de Sayın sahip Erdoğan'dı. Bir eski şimdi bakın sosyal olayları sosyal ve siyasi sınırımızda olacağına daha 2 hafta önce bir PKK'lı televizyonda dedi ya PYD terörist değildir dedi. CHP bir sözcüsü müydü, milletvekili miydi? O partiyi bağlamaz. Her partinin içerisinde AKP'nin içinden de öyle tipler çıkıyor ki Atatürk'e hakaret ediyor adam. Şimdi AKP'nin tümünü Atatürk düşmanı mı göstereceğiz? Ama sizin yani şimdi arkadaşlar basındaki şu haberleri niye vermiyorsunuz? Şöyle bir şey var. Çok özür dilerim. Adam Milli Eğitim Müdürü Atatürk'e hakaret ediyor. Çok özür dilerim. Okul müdürü Atatürk'e hakaret. Bu haberleri niye vermiyorsunuz? Verilmese nasıl duyacaksınız bunu? Siz vermiyorsunuz. Yani bir gün de onları getirin, onlar üzerinde konuşalım. Yeri geldiğinde bu kanal AK Parti'de. Hayır. Bakın Rıza Bey öyle bir anlatıyor ki. Ama ben şunu görüyorum. Okullarda bakın benim de çocuklarım okullara gidiyor. Çocuklarda hakikaten de inanılmaz bir bakın her derste müfredat zaten ayrı bir şey tartışma konusu. Yanlışlar, maddi hatalar başka bir şey. Ya bakın din kültüründen tarihine kadar. Tarih zaten zorunlu ders olmaktan çıkarılmış. Sadece inkılap tarihi zorunlu ders biliyor musunuz? Şu anda sadece inkılap tarihi zorunlu ders. Osmanlı dersi, İslam tarihi zorunlu alet değil. Bilgisi, tamam bütün şimdi, Araplarla ilgili ne kadar işe yaramaz hurafe varsa bakın, hepsi seçmeli ders olarak dayatılıyor ve bunu alacaksın Rıza Bey, diyorlar. Rıza Bey siz şuna eski öğretmen olarak şuna gönlünüz razı mı? Yani okullarda şu anda ne Selçuklu, ne Osmanlı, ne İslam tarihi hiçbiri mecbur değil. Sadece sanki Türkiye'nin tarihi, Anadolu insanının tarihi 1919'da başlamış gibi inkılap tarihi mecbur. Normal mi bu? O tarihi öğrenmek isteyen öğrenir. Rıza tarihin Bey, hepsinin mecbur olmasıyla bana kalırsa onu söylüyorum. Tarihin, yani coğrafyanın, fiziğin, kimyanın, matematiğin mecbur olması lazım. Ben anlamıyorum. Benim zamanımda ben idarecilik de yaptım. Ya bu nedir? Ders sayısını azaltıyorlar. Bakın ders sayısını azaltıyorlar. Programları azaltıyorlar. Saatini, tatil saatini günlerde artırıyorlar. Ya ben şimdi Sayın Bakan'a diyorum ki en iyisi sen şu okulların tümünü kapat. Şu öğrencileri tatil et. Haziran ayında doldur diplomaları. Herkese geçti belgesini ver. Sen de kurtul, okullarda kurtul. Az önce bir anons yapmıştım. İzleyicilerin de sorularını Türkiye'de arkadaş. Tamam. Atatürk'ün çizdiği 1920'lerde oluşturulan müfredattan sapıldığı için böyle ne yaptığını bilemeyen öğretmenlik mesleği de meslek olmaktan çıkartılıp üniversitelerden parasını verenin mezun olduğu sıradan bir meslek haline getirildiği için ve okullara din eğitimi yığıldığı için bakın din eğitimiyle ilgili konular yığıldığı için 40 soruda bir soruya matematikte 50 soruda bir soruya doğru cevap veremeyen nesil haline geldik. Atatürkçü olduğu için Rıza Bey'e Mustafa Kemal'in bir sözünü hatırlatayım. Din vardır ve lazımdır. Evet. Dinini bir çocuğun öğrenmesi için de en ideal yer mekteptir der. Yani okul. Tamam doğru. Doğru. Katılıyorum. Bir izleyicimiz mesaj atmış. Diyor ki Rıza Bey'in eski bir yazısı var. Müslümanlık bu millete dar gelmeye başladı. Ama kader denilen şey yoktur. Melekler ve kitaplar gereksizdir. Böyle bir yazınız varmış. Bu yazıyı nasıl açıklar? Kader denilen bir şey yoktur. Melekler ve kitaplar gereksizdir demedim. Uyduruyor. Yok mu öyle bir yazınız? Bak şöyle bir yazım var. Kader denilen İslam'da kadere iman diye bir şey yoktur diyorum.
Sünni İslam'ın eşari kolu bunu kabul eder. Ama Sünni İslam'ın mutezili konu, bak Alevilikten söz etmiyorum. Hı hı. Mutezili İslam kaderi kabul etmez. Biz bir daha dakika, bu... Bir dakika. Orada bir yanlış ifade kullanıldı. Eşari kolu kabul eder, mutezile kabul etmez. Evet. Eşari kabul etmez diye dediğini sanıyorum. Yok, eşari kolu. Evet. Sünni... Eşari ve maturidiye kabul ediyor, evet. Mutezile kabul etmiyor. Tekrar ediyorum. Evet. Ama biliyorsunuz ki eşariye ve maturidiye ehli sünnettir. Peki, reklama mutezile gideceğiz. Mutezile biraz sapkın görülür. Yani alınmasın size göre. Mutezile dostlarımız ama. Ama mutezileye göre de işte eşariye sapkındır. Peki. Ya öyle yani, ama öyledir öyle. O da, öyledir. Tamam. O da öyledir. Peki. Yani evet. Benim peki, benden sözü de arkadaşlar. Mezheplerin görüşünü mü yazdınız yoksa kendi görüşünüzü mü? Bu benim kendi görüşüm. Mutezile'den yola çıkarak. Mutezili çünkü aklı önceler. Akılla. İslam'ı yükselten de yani, o meşhur İslam medeniyeti de ama Mutezile'nin eseridir. Ama yanlış anlaşılmasın. Eşariye ve Maturidiye de aklı dışlamaz. O da akıl meselesi. Akıl iman evet. Terazisinde imanı tutar. Eşarilik aklı dışlar. Dışlar haksızlık. Ya, yapmayın, aklı tutar. Bakın dışlar haksızlık. Yani kutsamaz. Tamam. Mutezile gibi kutsamaz. İslam dünyasının Beklam. Haline baktığınız zaman eşarilik hakim olduktan sonra gideceğim. Bu seyirci özür dilerim. Reklama gideceğim. Ha. Tamam, kısa bir reklam. Asıl mesele 3. bölümüyle devam ediyor sevgili izleyiciler. Az önce İstanbul'da oynanan maçta İzlanda'yla 0-0 berabere kalan A Milli Futbol takımımız 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gitmeye hak kazandı. Buradan Ay Yıldızlı ekibimizi tebrik edelim sevgili izleyiciler. Evet, kazanamadı ama lider durumdaydı ve mevcut tabloyla aldığı bir puanla Avrupa'ya gitmeye hak kazandı. Böylece garantiledi değerli izleyiciler. Peki, az önce okullarda ve bazı ben kreşlerde ortaya çıkan görüntüleri konuşmuştuk. Buyurun. Özür diliyorum. Bu milli maçla ilgili ben de kısaca düşüncelerimi söylemek istiyorum. Milli takımımızı kutluyoruz. Önceki dönemde başarısızlıklar yaşadık. Şimdi yeni bir kuşak ortaya çıktı gördüğüm kadarıyla. Hepsi Avrupa'da oynuyor. Avrupa'da oynayan. Çok da gençler. Genç, diri bir kuşak ortaya çıktı. Bunu Sayın Şenol Güneş'in iyi yöneteceğine güveniyorum ama... Ekibi zaten Şenol Güneş oluşturdu. Evet, malumunuz. Evet. Ama kendisinin bir... takıntısı var. Burak Yılmaz takıntısı. Ben Burak Yılmaz'ı küçümsemiyorum ama bu milli takımın golcüsü olacak durumda değil şu anki haliyle. Formal o nedenle değil, daha hareketli, topları iyi takip eden, daha iyi vurabilen. Cenk sakat ama. Cenk sakat ama başka birisini oraya bulup koyması lazım. En azından gelecek evet. Adına. Gelecek adına söylüyorum. Peki. Çünkü Burak Yılmaz'da 2002'deki başarıyı tekrar edemeyiz. Ben bir 2002 umudu görüyorum bu milli takımda. Peki. Şimdi az önce okulları konuştuk. Kreş, o mevcut ortaya çıkan görüntüleri konuştuk. Her iki yorumcumuz da bu görüntülerin kabul edilemez olduğunu söyledi. Bir diğer konuyla devam edelim. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2. bölümde Sayın Coşkun'un da ifade ettiği gibi yanılmıyorsam 6 Kasım tarihiydi. Ankara'da bir ilahiyat fakültesinin... Ankara İlahiyat'ın 70. Evet, orada konuşmuştu. Dindar nesil, hırsız, tinerci dedi ve devam etti. Bunların ortaya çıkmasını istemiyorsak dindar nesili yetiştirmek zorundayız dedi. Daha önce de benzer tartışmalar vardı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu çıkışı için neler söylersiniz Rıza Bey? Valla Sayın Cumhurbaşkanı öyle dedikçe, dindar nesil, dindar kuşak istiyorum dedikçe kuşaklar dindarlıktan uzaklaşıyor ve vahşileşiyor, öyle söyleyelim. Uzaklaşmakla kalmıyor, vahşileşiyor. Temel problem ne sizce? Temel problem şu. Temel problem eğitimde pedagojik ilkelerin, yetiştirme ilkelerinin, bilimsel yetiştirme ilkelerinin olmaması, okulların demin de söylediğim gibi gerçek eğitimcilere verilmeyip din kökenli kişilerin okul yöneticisi yapılması, eğitim programının değiştirilmesi,
Eğitim programından akılcı konuların atılması, en önemlisi de, bakın en önemlisi de, Cumhuriyet tarihinde çocuklara vatan ve millet kavramı, vatan ve millet kavramı öne çıkartılarak bir fedakar nesil yetiştirilmesi programı uygulanmıştır. AKP iktidarında ise vatan ve millet kavramı bir kenarda durmakla birlikte dindar nesil yetiştirme adı altında yeni bir program dayatılmıştır. Yani dindar nesil dediği de Sayın Erdoğan'ın, benim tarifime göre, Hazreti Muhammed'in tarif ettiği bir gençlik değil, AKP iktidarına hizmet edebilecek kapasitede bir gençlik yetiştirmedir. Yani dindar nesil isterken bu gençlik benim partime hizmet edecek bir formasyonla şekillensin de ne olursa olsun şey beklentisi içerisindedir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın tarif ettiği bu partiye hizmet edecek dindar nesil yetiştirilemiyor. Öyle şekillendirilen çocuklar hızla bozuluyorlar ve karşımıza vahşi tipler olarak çıkıyorlar. Anladığım kadarıyla siz dindar nesil yetiştirilmesine karşı değilsiniz. Hayır. Bunda bir beis yok. Hayır. Yani insanların bilerek akla uygun, çağa uygun bir inancı benimsemesi onun doğal seçimidir. Bundan hiç kimse de gocunmaz, kimse de rahatsızlık duymaz. Ben de arkadaşlar her akşam, hemen hemen her akşam yatağa yattığım zaman dua ederim. Benim de kendime göre bir inancım vardır. Anlatabiliyor muyum? Kendini bir Müslüman olarak gören insanım. Birisi bana kafir diyebilir. IŞİD'li birisi, Eşari birisi beni kafir olarak görebilir. Ben onu kafir görmüyorum yine de, yani öyle söyleyeyim. Ama ben de kendini Müslüman gören, sürekli her gece dua eden bir insanım. Yatağa yattığım zaman, başımı yastığa koyduğum zaman. Şimdi insanları belli bir din adı altında, dini görüş adı altında siyasi militan haline getirmeye çalışırsanız, özellikle okulları böyle kamplaştırırsanız, karşımıza işte böyle vahşi bir nesil çıkar. Ya ben anlamıyorum. Bizim zamanımızda yani kedilere işkence yapan, köpekleri öldüren, fakire tepeden bakan, kul hakkı yiyen, ya yoktu. Biz alnımızda bilgilerden bir çelenk, nura doğru can atan Türk genciyiz diye maçlar şey yaparak, yani ülkemizi kalkındırma amacıyla coşturulan, doldurulan bir insandık. Şimdi ülkeyi kalkındırma, millete hizmet etmek yerine belli bir dini anlayışa hizmet etmek. Bütün plan bunun üzerine. Şu meşhur benim tarikat kuşatması dediğim, kitapta anlattığım bir yığın örgütler var. Bu örgütlerin tümü AKP'ye hizmet edecek tipte gençlik yetiştirmek üzere kurulmuş. Türgev'dir, TÜGVA'dır, Ensar'dır, başka bir yığın buna benzer okçular mesela vakfıdır. Aklıma geldikçe söyleyeyim. Tamam mı? Bütün bunlar dindar gençlik yetiştirme adı altında AKP'ye hizmet edecek nesil yetiştirmek peşinde. Öyle olunca da gençler bir yerde isyan ediyorlar. Özür dilerim. Muharrem Bey'e de döneceğim, yine size evet. Döneceğim. Şimdi söylediğinizde bir kısım yapılan araştırmalar söylediklerinize bir kısım ölçüyor ama sizin tabirinize AKP'ye hizmet böyle demiyor. Mesela başkanlık referandumunda 18-25 yaş arası, malumunuz AK Parti neredeyse 20 yıldır iktidarda. Bir kez daha söylüyorum. Başkanlık referandumunda 18-25 yaş arası hayır diyenlerin oy oranı %60. Evet. Yani sizin tabirinizde ters ya da ifadenizde, düşüncenizde AKP kendine hizmet eden nesi yetiştirememiş bu araştırmaya göre. Yine aynı araştırma Muharrem Bey, bazı sonuçlar var. Yani buradaki bu sonuçlarda ortaya çıkan şey tezat nokta şu. AK Parti döneminde oy
kullanma hakkına erişen gençlerin %17'si AK Parti'ye oy veriyor. Tam şimdi onu söyleyeceğim. Evet. Bu sürede kendisini dindar muhafazakar olarak nitelendiren gençlerin oranı %28'den 15'e gerilemiş. Yani muhafazakar AK Parti. Niçin? Iktidarların... Tamam. Sıralayayım sonra yine evet, tartışayım. Evet, bu... Gençlerin tamam. inanç seviyesi ve evet. örtünme oranları ülke geneline göre düşmüş. Başkanlık referandumunu az önce söyledim. Daha da vahimi Profesör Doktor Sayın İhsan Fazlıoğlu söylüyor. Diyor ki benim 17 tane başörtülü öğrencim İlahiyat Fakültesi'nde ateist. Evet. İlginç. Tabii niye? Niye? İşte bu dindar nesil yetiştirme projesi. Peki niye ters tepti? Ters tepti. Ters teper. Çünkü sen Hazreti Muhammed'in getirdiği adalet, eşitlik, Muharrem Bey'le söz yardımlaşma ve dayanışma duygusunu bir kenara bırakacaksın. Her türlü yanlışın içerisine gireceksin. Ondan sonra da millete dindar ol diyeceksin. Çocuklar görüyor. Şimdi dünyayla bağlantılı sosyal medya dediğimiz medyayı kullanıyor. Anlatabiliyor muyum? Ahlaki bir çöküntüm var. Elbette. Yani dindar nesil yetiştirme projesi dönmüş tam tersini üretir peki, hale gelmiştir. Şimdi şunu söyleyeyim. Yani bir kere ahlaki çöküntü olduğunu kabul ediyorum. Bugün alkol ve uyuşturucu ortaokullara kadar inmiş durumda. Deizmde artış olduğu söyleniyor. Ateizmi sorgulayanların sayısında artış olduğu söyleniyor. Bu aslında bizim Türkiye'de komple bir eğitimde devrim reformu yapmamız gerekiyor. Türkiye'nin en ciddi problemi budur. Bakın ben açık ve net söylüyorum. Çok ciddi bir problemidir. Aslında bunu günlerce konuşmak gerekir eğitim meselesini. Şöyle ki biz aslında raylar başından yanlış düşendi. Ne demek istiyorum? Erken Cumhuriyet döneminde mesela Mustafa Kemal'in kendi demeci var. Diyor ki biz yeni bir sistem kuracağız diye Osmanlı'yı aşağıladık ve kötüledik. Hiç öyle olmadı. Birkaç hiç öyle olmadı. Tarihimizde şanla şerefle dolu savaşları bile birkaç satırla geçiştirdik. Milliyet gazetesi. Bakın bu var ya tamamen bir şey uydurma. Şimdi buna itiraz edeceğim. Uydurma niye? Edin. Ya ben okuduğum yıllarda 50'lerde, 60'larda, 70'lerde. Siz Demokrat Parti döneminde okudunuz. 70'lerde, 60'larda. Ben de. Ya bütün Osmanlı tarihleri. Sizde varsa bir bakın. Evet. Dört ciltlik kaynak yayınları sizin de evet, kitaplarınızı evet, basan evet. kaynak yayınları bastı. Tıpkı basımını yaptı. Bu Kemalist devrimin evet. tarih kitaplarını, tarih ders kitaplarını evet. dört cilttir. Benim kütüphanemde de var. Ve baktığınız zaman Bizans'a pagan kültürlerine daha çok yer ayrıldığını görürsünüz. Özür dilerim Muharrem Bey. Evet. Rıza Bey'in itiraz ettiği, sizin az önce Mustafa Kemal'e evet. ait olduğunu söylediğiniz sözün kaynağını söyleyeyim. Atatürk'ün fikri kaynakları Milliyet Gazetesi'nde 15 Kasım 1974'te yayınlanmış. Ben özellikle arşive baktım. Evet. Ben bir şey itiraz etmedim. Yanlış Türk dil ve tarih kurumlarının doğuşu. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın haberde ortaya çıkmış. O 4 ciltlik bakın 10 yıl şu 10 yıllık o 4 ciltlik kitapta var ya tarih kitabında. Din bölümü anlatılıyor, vahiy bölümü anlatılıyor, peygamber bölümü anlatılıyor ve bu bölümlerde şöyle ifadeleri görürsünüz. Cennet ve cehennem diye aslında bir şey yoktur. Yani insanlar eski tanrı diye de bir şey yoktur. İnsanlar eskiden korkuyorlardı. Bu korkudan dolayı bazı güçlere tanrı yakıştırması yaptılar. Hı hı. Cennet ve cehennemin de olmadığını yani şunu söylemek istiyorum özetle. Ateist ve dinsiz bir nesil hedeflendi. Ha ama Darwin'i bakın çok enteresandır. Darwin teorisi çok geniş anlatılıyor. Yine enteresandır. Mustafa Kemal vefat edince İsmet İnönü 39'da Darwin teorisini kitaptan tasfiye ediyor. Darwin teorisi tekrar ne zaman dönüyor müfredata? Menderes'i asan darbeciler 60'da darbe yapınca darbeciler müfredata tekrar Darwin teorisini koyuyorlar. Hı hı. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Darwin teorisinin ne mahsuru var? Ben şu anda süreci anlatıyorum. Darwin burada, teorisi olmasa burada, bugün tıp olmaz. Şimdi alakası yok. Yapmayın. Aynen öyle. Yok. İsmet İnönü o zaman evet. tıbba karşı mıydı? Ya bilmeden evet. çıkarmış olabilir. Şimdi, onu da bilmiyorum. Araştırmam bakın, lazım. Araştırın. Bakın Darwin teorisi bakın, şudur. Teori değil. Bu kuram bu bir bilimsel şeydir. Yöntemdir. Siz efendim size öderim o zaman kaynak göstereyim. Zafer Toprak'ın Boğaziçi Üniversitesi'nden çıkan. Tamam. Yanlıştır. Darwin teorisinin çıkartılmasını İsmet Paşa da yaptıysa yanlış şimdi, yapmıştır. Şey çünkü bilim Batı bilimi bunun üstünde yükseldi. Şuraya geleceğim asıl. Bakın evet. Darwin teorisi sonuçta bana göre insanı Tanrı'dan koparıp
Allah'tan, yaratıcıdan koparıp otonom bir varlığa doğru götürme ve aynı zamanda da yaratılışı unutturup, tamam mı? Yani Marksizme, ideolojilerin hizmetine hizmet şeyine ya inancınızla bilimi ama iç içe geçirirseniz hayır, işte böyle işte bilimle alakası yok ki Darwin'in. Bilimin şimdi, temeli Darwin teorisi. Bilim de kanıtlayamadı zaten. Hayır, aciz kanıtlanmıştır. Şimdi, her şeyle kanıtlanmıştır. Şunu şuraya bugün kullandığınız abi, aşılar bile şuraya, Darwin teorisinin ürünü. Ya aşıların da ne kadar zararlı olduğu tartışılıyor ayrıca. Ya kullandığın şey, antibiyotik onların da zararlı olduğu ne kadar tartışılıyor. Şimdi gitmeyin hastanelere. Gitmiyoruz zaten. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi şuraya gelecektim. Bakın derste Muharrem nereye geldim? Bey alternatif tıptan yardım. Evet. Diyor. Şimdi koştura şey Darwin teorisinin ürünlerine sarılıyorlar. Bakın yazıyor. 80'lerde bakın bu inkılap tarihi hikayesi de biliyor musunuz? 80'den önce bir subay Kışla'da. Bunların hepsini özel ben Star gazetesinde yazdım bunları. Yani bu müfredatı irdelerken. Kışla'da Mehmetçi'ye ya da askerlere, subaylara verilmek üzere bir Atatürk güzellemesi yapılan bir aslında kitapçık bu, tamam mı? Atatürk şurada doğdu, şunları yaptı, anası budur, işte babası böyledir, böyle yaşamıştır, bu savaşlara katılmıştır diye bir şey hazırlıyorlar. Ama bu daha sonra Kenan Evren asker kökenli olduğu için bundan haberi var bu Kışla'larda okutulan kitapçıktan. Diyor ki bunu mecbur edeceğiz diyor. Geliştirin biraz bunu diyor. Bütün okullara 80 darbecileri koymuştur. Bakın inkılap tarihi. Ondan önce inkılap tarihi zorunlu diye bir ders yok. Hı hı. Şimdi darbecilerin koyduğu bir ders. Ama bir daha kaldırılamıyor. Dokunulamıyor. Ve her öyle bir çoğaltılıyor ki bu kitap, ders müfredat daha doğrusu. Sadece bir ders olmaktan çıkıyor. Din, kültür, ahlak bilgisinden matematiğe, müzikten beden eğitimine kadar her aşamaya bir Atatürk yerleştiriliyor. Atatürk ideolojisi ve ideoloji yerleştiriliyor. Atatürk, bakın bu söylediklerimin Atatürk düşmanıyla alakası yoktur. Atatürk az önce ne dedi kendisi? Akıl ve bilime önem veren bir insandı. Şimdi burada ise bir ideoloji, yani insanları uyuşturan, narkozlayan bir ideoloji çocuklara verilmeye çalışılıyor. Atatürk düşüncesi şimdi, tam aksine narkozlanmış. Ama bakın 600 sene narkozlanmış geldiğimiz noktada bakın sürü haline getirilmiş toplumu işte uyandıran noktada, ilaçtır. İlaç, bakın ilaç. Geldiğimiz bu ne oldu biliyor musunuz? Atatürk kral, olmasaydı bakın, kraldan abi, fazla Atatürk'le alakası yok. Bakın yaşayabilir mi? Tartışmayı. Öyle bakın uyutuldu. 1500'den itibaren 1900'e kadar da farklı bir noktaya çekmiş. Bakın ben oraya gelmez. Evet. Hayır. Nasıl narkoz olabilir? Ne oldu? 600 yıl şey yaptı, dünyayı yönetti de 1918'de ne oldu? Ya bir dakika. 12 Kasım'da düşman zırhlıları İstanbul'u işgal etti. İşte o hakiki şeyden uzaklaştığınız zaman işte, tamam mı? Darwin teorisinden uzaklaşırsan düşman gelir. Osmanlı hiçbir zaman Darwin'e izin verdiği zaman yıkılmaya başlamıştır. Darwin'e izin verdiği zaman yıkılmaya başlamıştır. Şimdi baktığın zaman bu Osmanlı tartışması ayrı bir konu ama yani demek istediğim şu. Geldiğimiz noktada ne oldu? Ne doğru dürüst din kültürü anlatabildik. Tamam mı? Ne matematik doğru dürüst anlatabildik. Ne İngilizce anlatabildik. Bugün 7-8 sene 10 sene çocuk okuyor. What is your name demeden öte bir şey bilmiyor. Tamam mı? Yani ya da nerelisin demeden öte bir şey bilmiyor. Ondan sonra din kültürü, yani en basit bir Müslümanın ilmi halde günlük yaşantısıyla ilgili bir soru sorun bu lise talebesine bilmiyor. Matematikle ilgili yine hakeza. Yani eğitim sistemimiz bizim. Geçen bir video izledim. Sokağa çıktı İstanbul'un göbeğinde guslün farzlarını sordu. Ya inanın ama sahip, sorsan 15-16 hayır şöyle desene ya hayatına şimdi, artık modern hayatta şimdi, bunların yeri yok. Bunu artık kabul bakın, edin arkadaşlar. Şimdi modern siz, hayatta şunun da yeri olmaması şimdi, lazım. İşte az önce konuştuğumuz heykelin önünde secdeye gitti. Tamam yok. İşte ama var hala yapılıyor. Ya o işte binde birdir ama siz ama okullarda guslün farzı bakın, diye çocuklara şey öğretiyorsunuz. Bakın şu var. Bakın öyle olmaz. Bakın şu olmaz. Öğretilmez. Ya temizliği öğreteceksin kardeşim. İlla elini şöyle tut. Burnunu İki defa alakası yok Rıza Bey. Bunlarla insanları bakın, sıkıyorsunuz. Bey, din ve vicdan hürriyetinden yanaysak insanların dini inancını öğreteceksiniz. Mustafa Kemal'in sözünü hatırlatıyorum. Din vardır ve lazımdır. O öğreneceği yerde okuldur. Sizin şimdi, dediğiniz din değil ki. İşte hangi buna, din? Kemalizm dininden bahsediyor. Ya arkadaş yani siz yapmayın. Guslün farzıdır. Şimdi, namaz dinin direğidir diye Hazreti bakın, Muhammed'in getirdiği asıl eşitlikçi, dayanışmacı
Efendim şimdi, sosyal adaletçi işte siz, bakın şey hayat tarzını şimdi ben de şunu söylüyorum. Bir ibadet alakası yok. Ben şu getirdiğiniz anda, için İslam bu durumda hayır, ya. Tam tersine. Türkiye çöktü İslam'dan, işte. Bakın İslam'dan uzaklaştığı ne Hazreti Muhammed'i doğru düz tanıyor Türkiye'deki maalesef. Çünkü eğitim sistemi en çok değil. Bu dönemde Hazreti bakın, Muhammed anlatılıyor. Niye tanınmıyor? Ben yanlış anlatılıyor. Ben anlatıldığı kanaatinde değilim. Ya kardeşim işte anlatıldığı kanaatinde diyorum değilim. Ki Hazreti Muhammed dersi veriyor okullarda ama Hazreti Muhammed'in yerine veremiyor. Niye Hazreti veremiyor? Muhammed'in yerine Muaviye'yi anlatıyor. Şunu söylüyorum. Adı Muhammed, ben de şunu kendisi söylüyorum. Muaviye. Hayır, hayır. Ben de şunu söylüyorum. Okullarda gerçek anlamda Hazreti Muhammed anlatılsın. İlk itiraz edecek Rıza Zeliyot olacak. Hayır. Tamam mı? Ve onun gibi laikçiler olacak. Atatürkçüler olacak. Beyefendi. Niye? Hazreti Muhammed'le ilgili tamam benim mı? Kitaplarımı okuyun. Benim şimdi Hazreti Muhammed'le ilgili kitaplarımın hepsinde olumlu çünkü, bakış vardır. Ya sizin din dersinde sizin din dersinizin din dersinde, Hazreti Muhammed'in söylediğiyle hiç ilgisi bakın, yok. Bakın din dersinde hakikati bile anlattığınız zaman bu azınlık acayip tepki gösteriyor. Ya o zaman onları ne yapıyor biliyor musun? Maalesef iktidarlar da şu tabloyu yaşadan 17 yıl iktidarda olan iktidar da ne yapıyor? Şirin gözükmek için hakiki İslam'ın, hakiki Hazreti Muhammed'i anlatmak yerine böyle affedersiniz kuşa çevirmiş. Hatta Üstad Abdurrahman Dilipak bu ülkede şöyle bir kitap yazdı biliyor musun? Bu din benim dinim değil diye. Yani bu okullarda öğretilen din kitaplarından alıntı yaparak bu din benim dinim değil diye kitap yazdı. Şuradaki tezatı anlamadım. Yani menzil şeylerinden gitsin öğrensin o zaman. Menzil şeylerini Sözcü Gazetesi'ne gönderiyoruz. O öğreniyor sonra. Ulusalcı yazar da öyle tabir edilen evet, bilmiyorum evet. Kendisini öyle görüyor mu? Ben milliyetçi ve Türkçüyüm. Rıza Zeliyot da evet. Bu anlayıştan memnun değil. Abdurrahman Dilipak gibi biri de memnun değil. Değil çünkü oysa ideolojiler çok, taban tabana zıt. Bakın işin kötüsü bu kadar Türkiye'de kamplaşma var ya, kamplaşmadan bahsediyoruz. Savrulmalar var. Kim hiçbir konuda buluşamıyoruz, ortak paydalarda buluşamıyoruz. Emin ol bunun da sebebi bu 80-90 senelik çarpık sistem. Hiç ilgisi yok. Başarısızlığını bu dinciler sistemi. Başarısızlığını cumhuriyete ve cumhuriyetin kuruluşuna aktarırlar. Ya Cumhuriyet kurulduğu zaman 1908 yılında bir grev oldu. Fes grevi bakın. Niye? İstanbul'da insanlar sokaklarda başlarındaki fesi yere çaldılar, çiğnediler. Niye biliyor musunuz? Avusturya Bosna Hersek'i işgal etti. Bosna Hersek'i işgal etti, fes grevi yapıldı. Niye biliyor musunuz? Osmanlı'nın giydiği fesler Avusturya'dan ithal ediliyordu. İşte sizin Cumhuriyet öncesinde fesi bile Avusturya'dan ithal eden donanmasını yanlış bilgi veriyorsunuz. Ya bakın, kardeşim ben sana tarif veriyorum. Bakın ben de fes grevi ben diye de, ben de size bakın söyleyeyim. İnceleyin. Gidin şu Eyüp'teki feshane niye vardı? Ya 50-100 kişi çalışıyordu. Bir dakika, 1000 kişi yediremiyordu. 15 milyon bakın, Osmanlı'nın. Bakın bir şey daha söyleyeyim. Peki şapkalar nereden geliyordu? Cumhuriyet'in şapkaları bir dakika geliyor? Ben nereden size geliyor? Diyorum ki Osmanlı diyorsun ya. Osmanlı fesi bile dışarıdan getiriyordu. O Osmanlı iddiaçlar. 1908'de. Efendim o zaten Osmanlı orada senin Cumhuriyet'in kafasındaki. Ya 1908'de. Ben de şunu söylüyorum. Bir Osmanlı üretemiyor diye bir grev şey yok. İttihatçı grev yapıyor. Bir de ben de şunu söylüyorum. Birincisi üretemiyordu diye bir şey yok. Fabrikası vardı Osmanlı'da. Ya ne fabrikası i̇kincisi, var ne üretiyordu İkincisi kardeşim. Siz bana şeyin cevabını verin. Şapkayı biz nereden aldık? Vakko nasıl büyüdü? Yani bizzat Vitali Hakko anlatıyor tamam mı? Bakın evet, tamam. Ki hatıralarında evet. Diyor ki o kadar diyor ki Kemalist devrim olmasaydı ne Şenşapka olurdu ne de biz diyor bu kadar zengin olabilirdik. Çünkü diyor şapka mecbur olunca insanlar kafayı kurtarmak için kadın şapkasına bile razıydı. Ayakkabısı yok şapka alacak. Şimdi Beyazıt'ta diyor bir büfe açtık diyor. Yetiştiremiyoruz. İtalya'dan gemilerle şapka getiriyoruz diyor. Evet. Tutturabildiğimiz fiyata diyor. Bu şekilde hızla diyor. Bundan dolayı Gazi'ye ne kadar şükretsek azdır. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Osmanlı'da bir şey bırakmamış. İtalya'dan ki. Geliyor şapkalar gemilerle. Ya işte İtalya'dan. Aynı şeyi söylüyoruz. Ve Yahudi zengin ediyorsun. Bir yani Yahudi vatandaşımızı zengin ediyorsun. Beyefendi. Kemalist devrim. Beyefendi. Evet. 1920'de şapkayı İtalya'dan gemilerle getirmişiz. Bir dakika. Anlatıyor. Aynı şeyi söylüyoruz. Osmanlı'nın mirasını alıyor Cumhuriyet. Osmanlı şapkayı yapacak, fesi yapacak, sanayi şapka üretemiyor. Sanki. Bakın adamın çarığı yok. Çarık düşürmüyor. Ha. Diyor ki şapkanı mutlaka giyeceksin. Keserim kafana diyor. Ama İtalyana parayı göndereceksin ha. Diyor. Sen de Yahudi'den alacaksın peki, diyor. Peki şapkadaki sonra işte, ne oldu? Sistem bu. Hayır. Sonra ne oldu? Ne bak, oldu sonra? Türkiye'de bak. Türkiye'de deniz işletmeleri, tren işletmeleri, buğdayın,
mısırın, tütünün başta olmak üzere hep o yabancıların elindeydi. Kim onları yabancıların elinden aldı, millileştirdi? İşte o Mustafa Kemal. Allah ondan razı olsun. Hepsini kapattı ama. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Hiçbirini kapatmadı. Şimdi, açtı. Tayyip Erdoğan yani, kapatıyor şimdi. Bakın. Bugün de şeyde bugün sattı arkadaşına. 50'li yıllarda sattı, 60'lı kağıt yıllarda fabrikasını sattı, kapattırdı. Bakın 50'li 60'lı yıllarda Rıza Bey gazete haberi vardır. Anıtkabir'in direk ipini kendimiz üretiyoruz. Direğinin ipini, bayrak ipini kendimiz üretiyoruz. Haber yapılmış Türkiye'de. Ya tabii şu anda, niye? Şu anda Barış Pınar'ı harekatını Osmanlı'da yapacak. Osmanlı'da vardı da. Bakın vardı da. Şunu teslim Cumhuriyet edin. Cumhuriyet mi engelledi? Şunu teslim edin. Şu anda Barış Pınar Amerika'ya rağmen. Bak kardeşim. Amerika'ya rağmen İslamcı dediğiniz AKP döneminde, AK Parti döneminde Barış Pınar'ı yapmışsın ve kendi SİHAN'la, İHAN'la yapmışsın. Amerika vermezsen verme diyorsun Amerika'ya. Ya farkı görüyor musunuz? İHA ile SİHA ile yapmıyorsun. Asker giriyor ya, tankla topla yapıyorsun. Peki son 5 dakikamız. Ahmet Altan diyelim. Evet. 2-3'er dakika süreniz var. Programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Önce 10 ay, 6 ay. Affedersiniz 10 yıl 6 ay hapis cezasına zaten çarptırılmıştı ama Nazlı Ilıcak'la beraber serbest bırakılmışlardı. Sonra bir yazı yazdı ve 12 Kasım'da hatta Kaşif Kozunoğlu'nun Silivri cezaevinde vefat ettiği gün, niye bunu söylüyorum? Çünkü kendisinin merhum Kozunoğlu'na yönelik hakikaten akıl almaz manşetleri vardı. Zaten o manşetlerden sonra Afganistan'dan çağrıldı ve akabinde de ifadesi alınıp tutuklandı. Her neyse. Bırakıldı, sonra tekrar gözaltına alındı ve geri tutuklandı. Ahmet Altan için tabii bir kesim diyor ki bu hukuka aykırıdır. Bir kesim diyor ki hak ettiği cezayı çekmelidir. Siz hangi noktadasınız? Şimdi bakın. Yani ya da Türkiye'deki, Ahmet Altan gazetecilik faaliyetleri nedeniyle mi tutuklu? Bir de böyle bir tartışma var. Ahmet Altan Türkiye'deki garip FETÖ soruşturmalarının bir örneğidir. Onlardan birisidir. Ahmet Altan'ın mesela FETÖ'nün medya yapılanmasından soruşturulmuş diye. Ya FETÖ'nün medya yapılanması sadece Ahmet Altan kardeşi ve Nazlı Ilıcak'la 3-5 tane Samanyolu gazetesi çalışanı mıdır? FETÖ'nün medya yapılanması asıl Taraf gazetesidir. Taraf gazetesini soruşturmadan Türkiye'deki FETÖ'yü anlamak ve FETÖ operasyonlarını anlamak mümkün değildir. O dönemki kadro komple, o dönemki kadro bahsediyoruz. Evet, yani FETÖ'nün asıl medyası Taraf gazetesidir. Bir de Akın İpek'in kaçaktır şu an gazeteleri. O kadrodan biri bölümü 17-25'ten sonra farklı bir tavır takındı. Evet. Bunu ama verirsek. Tekrar ediyorum. Ben daha Taraf gazetesi çıkmadan 15 Kasım 2007 tarihinde bir yazı yazdım. Fethullahçı Altan'ın tarafı diye. Bakın gazete daha 17'sinde çıktı zannediyorum. Nasıl bir gazete olacak diye. Bak başlığım da bu. Fethullahçı Altan'ın tarafı. Yazımın başlığına bak. Oradan cepheden vuruyorum. Fethullahçı olduğunu ve gazetenin bir Amerikan projesi olduğunu, AKP desteğiyle hayata geçirileceğini, askere, laiklere, efendim ulusalcılara saldıracağını, operasyon gazetesi olduğunu yazmışım. Ve bu süreçte şunu gördük. Ahmet Altan çok vicdansızca gazetecilik ahlakını ayaklar altına alarak yalan haberler yaptırmak suretiyle. Unutmayın lütfen şu görüntü izleyicimizin kafasını karıştırmasın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Milli Marş'ı izlemek için sevgili izleyiciler stat'taydı. Şu sıralarda da stat'tan ayrılıyor. Buyurun evet, devam edin. Evet. Şimdi Türkiye'de ben 60 yıldır gazete okurum. Sonra 1983'ten itibaren fiilen Hürriyet'te çalışmaya başladıktan sonra gazetecilik yaptım, yapıyorum. Böyle vicdansızca yayın yapan bir gazete daha görmedim. Şimdi niye? Yani tamamen taraf haline gelerek, adını da bilinçli olarak taraf haline gelerek AKP ile Fethullah hareketinin birlikte olduğu o günlerde FETÖ AKP birlikteliğinin operasyonlarının gazetesi oldular ve buna da bu soyundu. Bu görevi ona SİHA verdi. Tekrar ediyorum bakın. O yanına koydukları gazeteciler de öyleydi. Yani şimdi sadece suçlu Mehmet Baransu mudur o bavul içinde arkadaşlar ya?
onu o Mehmet Baransu'nun eline bavulu veren, onun haberlerini yayımlayan Ahmet Altan değil midir? Odur. Peki niye o konuda taraf üzerinden soruşturulmadı da yok subliminal mesaj vermiş de o yüzden darbeciymiş. Ya adam darbecinin şahı taraftaki yazılarıyla Fethullah terör örgütünün şeyini yaptı, başkomutanlığını yaptı. Oradan soruşturulması lazım. Yani ben yani mesela sadece 15 Temmuz'da değil geriye yönelik de soruşturulması. Asıl ora soruşturulmazsa soruşturma eksik kalır. Ben bunu 10 defa da yazdım. Nazlı Hoca'ya gelecek olursak, Nazlı Hoca fanatik bir kadın. Yani size göre içeride hala kalmalı mıydı? Yoksa yok. Yani yaşlandı, bakın mesela Ahmet Altan'ın kardeşi Mehmet Altan da Fethullahçılarla birlikte çalıştı. İpe sıpa gelmez sözler etti, programlarında hakaretler yağdırdı, dalga geçti. Ama ben onun ile Ahmet'i aynı seviyede görmüyorum. Yani o niye çıkartıldı demiyorum ona mesela. Peki, toparlayalım Muharrem Bey'e söz vereyim. Yani süremizi. Sonuç itibariyle Ahmet Altan gibiler gazeteci değildir. Beni bile şey yapmıştır, darbecilere hizmet edecek gazeteciler listesinde göstermiştir. Kendisine çok ağır cevaplar verdim köşemde. Darbecilerin şahı sensin, tosun diye alçaktır darbecilere hizmet edecek gazeteci diye cevap vermişim. Çok şiddetli şeyler yazmışız. Sonuç itibariyle emperyalizme hizmet edenin er geç boynuna cehennem halkası takılır arkadaş. Peki, takılmalı. Muharrem Bey kısaca sizden de kesinlikle şimdi Rıza Bey'e katılıyorum bu konudaki görüşlerine. Şimdi şunu söyleyeyim, ben de fazla uzatmayayım. Yani Ahmet Altan'ın yönettiği Taraf gazetesinde o dönemde bu Ergenekon balyoz hikayesi sürerken bazı gazeteci meslektaşlarımız hapse konulmuşlardı. Ve Türkiye'de bu mesele tartışılıyordu. Gazetecilere operasyon yapılıyor, hapsi tıkılıyorlar falan diye. Taraf'ın manşeti şuydu: gazetecilikten tutuklanmadılar. Gazetecilikten tutuklanmadılar. Başlık buydu manşette. Dolayısıyla şimdi Ahmet Altan aslında bir yazardır, iyi bir yazardır. Kelimeleri çok iyi kullanır. Kitaplarında, romanları çok, dili çok iyidir o anlamda. Ama gazeteci midir? Gazeteci sayılmaz Ahmet Altan. Yani mesleki olarak da gazeteci sayılmaz. Köşe yazıları yazmıştır. Ama ne hikmetse gazeteci kökenli olmamasına rağmen bir gazete yayın yönetmenliği yapmıştır. Etkili bir isim olmuştur o süreçte. Çünkü FETÖ, Ahmet Altan gibi Paris'ten referans alan birine ihtiyacı vardı. Ve onu kullandı FETÖ. Çok iyi kullandı. Ahmet Altanların duruşundan dolayı Altanlar ailesini kullanmaya çalıştı. Çünkü FETÖ'nün heybesinde her kesimden kullanacak insan hemen hemen bulundurdu. Ben de sadece şunu söyleyeyim. Şimdi o manşeti ben Ahmet Altan için kullanıyorum. Yani gazetecilikten tutuklanmış, gazetecilikten içeri girmiş değil. Evet. Aynen. Çok teşekkür ederim. Bir şey daha söyleyeyim. Çok kısa lütfen. Çok program kısa. Program sarkıyor. Bakınız. Herhalde benim veya başka birisinin oğlunun, ergen bir oğlunun evinde bir kadın ölü bulunsaydı. Evet. Acaba o olay kapatılabilir miydi, böyle pat diye kapatılabilir miydi? Belki onda da FETÖ parmağı var mesela. Evet. Daphne Joy Foster'ın Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Altan'ın evinde öldüğünü biliyoruz. Peki, evet. Bu işler böyle. Allah büyüktür kardeşim, büyük konuşmayacaksın. Rıza Zelyur, zalim olmayacaksın. Sayın Zelyur, evet. Çok teşekkürler. Sağ olun. Eyvallah, eyvallah. Sayın Coşkun çok sağ olun. Ağzınıza teşekkür sağlık. Ediyorum. Asıl sağ olun meseleyi burada noktalıyoruz sevgili izleyiciler. Hayırlı geceler. Haftaya Perşembe günü saatler yine 20.30'u gösterdiğinde bir kez daha görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.